tabiri caizse işin mutfağındalar. Biz sadece görünür yüz yüzünde olacağız. Hocam ben programın akışını arz etmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle öğrenci toplumumuz hakkında bir bilgilendirmede bulunacağım. Daha sonra sizleri katılımcılara tanıştıracağım. Akabinde sizler bugünkü gayet akıcı bu makalenizle ilgili yaklaşık 45 dakika ama siz nasıl uygun görürseniz bir sunum istirham edeceğiz. Akabinde de soru cevap faslına geçeceğiz. Hakikaten konu oldukça güncel sayın hocam. Malumunuz şu anki tartışmalar var. Evet. Değerli Mahmut hocam ve değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu Hayırlı. akşam çok değerli ilim adamı Profesör Doktor Mahmut Çınar hocamız ile Hazreti Peygamber'in Zeynep bin Cahş ile evliliği etrafındaki Şüpheler adlı makaleyi müzakere edeceğiz. Sayın hocam, bu platform Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Can hocamız önderliğinde, Emre Arslan hocamızın yöneticiliğinde kurulan ve devam eden İlahiyat İhtisas Makale Müzakere Topluluğudur. Kısa adı Doktor Mako Öğrenci Topluluğu, Türkiye'nin bu alanda Türkiye'nin en büyük müzakere grubudur. 12 farklı İslami ilimler alanında sayın hocam gruplarımız bulunmaktadır. Diğer fakültelerden isteyen öğrenciler de faaliyetlerimize katılmaktadır. Temel amacımız ilahiyat alanında ihtisas akademi yapmak isteyen öğrenciler ile sizin gibi değerli hocalarımızı bir araya getirmek ve öğrencilere makale okuma alışkanlığı kazandırarak lisansüstü eğitime bir ön hazırlık çalışması yapmaktır. Öğrencilerin akademik makale ve tez okuma alışkanlığını geliştirmek, mezun olana kadar öğrencilerin ilgilendiği branşta en az 40 değerli hocamız ile tanışıp müzakere etmesini sağlamaktır. İlahiyat İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin mesleki ve sosyal alanlarında gelişimlerini de desteklemektir. Sayın hocam, bizler yaklaşık 2 yıldır bu platformda kelam okumaları ve müzakereleri yapmaktayız. Grubumuz yüksek lisans öğrencileriyle ağırlıklı olarak lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversitelerden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Her hafta bir makale okumakta ve makale müellifi hocalarla iletişime geçip makalenin müzakeresini yapmaya çalışmaktayız. Doktor Muhammed Ali Can öğrenci topluluğu olarak öğrenci mezun olana kadar Arapça ve İngilizce dil bilgisini yeterli düzeye getirmek için de gayret göstermekteyiz. WAS İngiliz ve WAS Arap eğitim sistemlerimiz Türkiye çapında bilinmekte ve yalnızca bu iki grubumuzda yaklaşık 191 öğrenci online eğitim almaktadır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim hafızı olmak isteyenlere WAS Hafız programı ile imkan sunmaktayız. 2008'den bu yana devam eden Arapça, İngilizce ve hafızlık eğitimlerimizde toplamda 200 bini aşkın öğrenci hizmet almıştır. Sayın hocam, son olarak akademiye yönelik olarak yaptığımız bu eğitimlerimizde sizler gibi değerli hocalarımızın makalelerini okuyup müzakere etmekteyiz. Sorularımızı sormaktayız. 2022 yılından beri başladığımız ihtisas makale müzakerelerinde elhamdülillah şimdiye kadar 400'e aşkın hocamızla müzakere yaptık. Haftanın çoğu gününde 12 farklı İslami ilimler alanında eğitimlerimiz devam etmektedir hocam. Hocam, müsaadenizle sizleri katılımcılara da tanıştırmak isterim. Buyurun. Profesör Doktor Mahmut Çınar 1965 yılında Adıyaman'da doğdu. 1985 yılında Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Ön Lisans Programı'ndan. 2003 yılında ise Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Kelam Ara Bilim Dalı bünyesinde 2006 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında ise doktorasını tamamladı. 1985 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda İmam Hatip, vaiz ve müftü olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında ise profesör unvanı aldı. 2019 yılında
Kuzey Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde açılan Azez İslami İlimler Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atandı. 2023 yılında ise Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bulunan Afrin Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Hocam halen bu görevine devam etmektedir. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekte olup evli ve 4 çocuk babası ve 3 torun dedesidir. Allah bağışlasın hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam birçok hakemli ve hakemsiz dergide yayımlanan makaleleri, uluslar ve uluslararası kongrelerde sunduğu bildirilerinin yanı sıra kitaplar ve kitap bölümlerinden de kaleme aldığı eserleri mevcuttur. Arz ederim hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın hocam, ben Deniz'de, Elazığ'da ikamet etmekteyim. Kelam öğrenciliğimiz devam etmektedir. Milli Eğitim'de de öğretmen olarak çalışmaktayım. Ben sözü sizlere bırakıyorum, arz ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak muvaffakiyetler versin inşallah. Ayrıca Kelam ailesine mensubiyetinizden dolayı da mutluluk duydum, sevindim. Cenab-ı Hak inşallah her konuda ama özellikle de kelam alanında muvaffak kılar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ihvanih minen nebiyyine vel murselin ve ala alihim ve ashabihim ecma'in وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sözlerimin başında bu gece biliyorsunuz yılbaşı gecesi, Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret edişinin yıl dönümü. Dolayısıyla bütün müminlere bu geceyi Cenab-ı Hakk'ın hayırlara vesile kılması için tebrik ediyorum, temenni ediyorum. Bu gece mübarek olsun inşallah. Ayrıca Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten yaşadığı müddetçe çok uzun bir ömrü yok. Bunun peygamberlikle ilgili olan kısmı daha da kısa, 23 yıl gibi kısa bir süre. Dünyaya yaşadığı ortam ve o ortamın üzerinden bütün dünyaya, bütün tarihe bir takım değerler kazandırmaya çalıştı. Bizzat yaşayarak örnek oldu. Bu nedenle insanlık ona çok şey borçludur. Bu akşam yine onunla ilgili konuşacağız. Ona sonsuz salatü selam olsun. Ve inşallah Cenab-ı Hak onunla ilgili değerlendirme yaparken, konuşma yaparken onun şanına yakışır bir şekilde ve en önemlisi onun örnekliğinin daha da insanlar arasında yaygınlaşması ve azıcık da olsa onunla ilgili sempatinin artmasına neden olmasını temenni ediyorum. Böyle bir bu duygularla sözlerime başlamak istiyorum. Çok değerli hazirun, değerli ilim insanları, değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in evlilikleriyle ilgili tartışmalar henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken başlamış ve günümüzde de gördüğünüz gibi hepinizin bildiği gibi devam etmekte. Bundan sonra da devam edeceğe benziyor. Bunun bir takım sebepleri var. Bu sebepleri birçok maddede saymak mümkündür. Ama en önemli sebep onun peygamber oluşu ve insanlar üzerinde çok ciddi tesirler bırakması. Bugün bile insanlar arasında çok ciddi bir şekilde ona tabi olan büyük bir kitlenin, belki de dünya nüfusun dörtte birinin hala ona tabi olarak onun adı anıldığı zaman heyecan duyması, coşku duyması belki de bundandır en önemli neden. Ama bununla beraber tabii ki başka nedenler de saymamız mümkündür. Ben çok böyle konuyu fazla detaylandırmadan Kenan Bey'in de bana sunduğu süreye de biraz riayet ederek özetlemek istiyorum. Öncelikle Hazreti Peygamber'in evliliklerini salt böyle bir iki çiftin ya da işte bir çiftin daha doğrusu iki partnerin bir erkekle bir kadını bir araya gelerek evlilik yapması olarak değerlendirmemek lazım. Onun bütün evliliklerinin arkasında peygamberliğiyle ilgili
gözettiği başka hedeflerinin de olduğunu bilmemiz lazım. Bu son derece önemlidir. Onun eşleri üzerinde bunları saymamız mümkün. İşte Safiye binti Huyey, Huyey bin Ahtab'ın kızı, Yahudi liderinin kızı, Hayber'de kendileriyle savaşmıştı biliyorsunuz. Esir alındı Hayber'de Safiye annemiz. Evet, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu azat etti ve kendisiyle evlendi. Ümmü Habibe annemiz Ebu Süfyan'ın kızıdır biliyorsunuz. Aynı amaçlar onda da var. Diğer eşleriyle ilgili burada tek tek sayarak vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen hemen hepsiyle ilgili çeşitli hedeflerin gözetildiğini bilmemiz lazım. Bu hedefler siyasi olabilir, efendim dini olabilir, sosyolojik olabilir. Ama sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hedefleri de dikkate almış. Sadece çok özür dilerim peygamberimizle ilgili bu tabirleri çok kullanmak istemem ama bir insan olarak kendi nefsani ve bireysel kaygılarını ön plana çıkardığını söylememiz haksızlık olur. Gerçekten haksızlık olur. Bunu kendi peygamberimiz olduğu için değil, objektif olarak baktığımız zaman da ki bir kısım müsteşrikler de zaten bu tespitte bulunuyorlar. Efendimizle ilgili bu tür şeyleri söyleme gerçekten bir insan olarak haksızlık olur yani. Dolayısıyla tarihi okurken genel anlamda da böyledir. Sosyolojik tahlil yapmadan salt olaylara bakıp ve o olayları günümüze getirmek gerçekten çok doğru değil. Bu da bir haksızlık olur. O olayları ilgili zaman diliminde kendi çevresiyle birlikte, sosyolojik ortamıyla birlikte, efendim iklim ve medeniyetle ilgili konularla ilgili, toplumun değer yargılarıyla ilgili, inançlarıyla ilgili, yaşantısıyla ilgili, belki ekonomik imkanlarıyla ilgili birçok unsuru bir arada düşünerek tahlil etmemiz gerekir. Hazreti Peygamber söz konusu olduğu için bu çok daha ön plana çıkar. Çünkü bir peygamberle ilgili konuşuyorsunuz, haksızlık yapma ihtimali var. Başka insanlar yaptığımız değerlendirmelerden etkileniyor. Dolayısıyla peygamberimizin hayatını bir bütün olarak da kendi bağlamında, tarihi bağlamında, sosyolojik bağlamında okumamız lazım. Ama evliliklerini değerlendirirken biraz daha bu bağlama dikkat etmemiz gerekiyor. Burası da son derece önemli bir husus. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi olarak, şahıs olarak, yani bir insan olarak, bir beşer olarak mahcup bir şahsiyet, yani utangaç bir insan, kendisiyle ilgili ileri geri konuşulmasından son derece rahatsız olan birisi, hele hele bu tür konularda kendisiyle ilgili konuşulmasından son derece rahatsız olan, üzüntü duyan bir insan. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar şu anda aramızda değilse, vefat etmiş ise de inşallah biz onunla cennette buluşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hassasiyetini de dikkate alarak bir mümin olarak, ona tabi olan, onun ümmetinden olan bir birey olarak bunu da dikkate almamız gerektiğini ayrıca düşünüyorum. Şimdi bu makaleyi yazmamın serencamına geçmek istiyorum. Böyle bir takım genel değerlendirmeler yaptıktan sonra. Ben Haseki mezunuyum aynı zamanda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haseki Eğitim Merkezi var. Şu anda Dini Yüksek Eğitim Merkezi adıyla anılıyor eğer yanlış hatırlamıyorsam. Doğru ifade edebiliyorsam. Ben de onun asıl Haseki olan, yani İstanbul'dan mezun oldum. Haseki'de tefsir metinleri de okunur. Hatta her dönem mutlaka bir tefsir okunur. Bunlardan bir tanesi de Kadı Beyzavi'nin tefsiriydi. Bu tefsiri de hocamız Kadı Beyzavi'nin tefsirinden Ahzab suresini okutuyordu metin olarak. Malumunuz Ahzab suresi Hazreti Peygamber'in Zeynep binti Cahş'la evliliğiyle ilgili olan ayetleri de içermektedir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise'nin adı da bu suredeki 37. ayette geçiyor. Dolayısıyla o surenin tefsirini okurken bu konu buraya gelince sınıfta bir tartışma oldu. Tartışma derken yani konuyla üzerinde bir müzakere oldu. Yani bu nedir, ne değildir? Hocamız da dedi ki ya arkadaşlar da bir tanesi bu konuyu çalışsa, ben de kendisine yardımcı olsam falan, ya bu konuda bizi aydınlatsa dedim. Çünkü Kadı Beyzavi gibi
Çok önemli bir isimdir Kadı Beyzavi. Onunla ilgili farklı çalışmalarımız da oldu daha sonraki süreçlerde. Tavalül Envar'ını tercüme etme imkanı oldu hocamızla beraber. Şu anda da bir grupla beraber bunu okuyoruz, Tavalül Envar'ı. Dolayısıyla çok önemli bir isim. Kadı Beyzavi'nin tefsiri, diraye tefsirler arasında çok övgü gören bir tefsir. Buna rağmen bu konuda duyurucu bir şey söylemiyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan ithamları kabul ediyormuş gibi ifadeler vardı o günkü şartlarda. Bu bizi rahatsız etti. Hocamız da bundan dolayı işte varsa böyle birisi böyle bir şey yaparsa, bir çalışma yaparsa biz de kendisine destek veririz, iyi olur dedi. Orada benim bu çalışmayı yapmam konuşuldu. Daha sonra bu çalışma Haseki'yi bitirme tezi olarak da takdim edildi heyete ve kabul gördüm. Ben de yüksek lisansa başladığım sıralarda bu çalışmamı gören bir takım hocalarımızın da teşvikiyle akademik bir makale olarak özetledim ve bu şekilde yayınlandı. Yani makaleyi yazmamın sebebi bu. Aslında makale bir makale sınırlarını aşan bir tez olarak hazırlandı. Daha sonra makale olarak özetlenerek yayınlanmış oldu. Mehmet Görmez hocamızın da teşvikiyle Diyanet İlmi Dergi'de yayınlanmış oldu. Makalenin serencamı böyle. Şimdi buradan konuya intikal edeceğim izniniz olursa. Hazreti Zeynep binti Caş, Ümeyme bint Abdülmuttalib'in kızıdır. Ümeyme Hazreti Peygamber'in halasıdır. Abdülmuttalib'in kızıdır. Kendisi ve çocukları hepsi Müslüman olmuş. Kocası Caş daha erken dönemlerde vefat etmiştir. Dolayısıyla bunlar da hicret etmişler. Kureyş'in Esed bin Huzeyme kolundandırlar. Yani çok böyle tarih hikaye girmek istemiyorum. Bir vesileyle Mekke'ye onlar da gelmişler, yerleşmişler. Bildiğiniz gibi Kureyş'in bütün boyları Mekke'de değil. Kusey bin Kilab, Kusey'den itibaren Kusey kendi evlatlarını Mekke'ye, Kabe'nin civarına yerleştirdi. Ama Mekke'den, Kabe'den biraz daha uzak yerlerde yaşayan Kureyş'in farklı boyları da var. Bu Esed bin Huzeyme boyu da daha sonradan Mekke'ye gelmiş ve Beni Ümeyye ile çok sıkı diyalogları olmuş. Böylece Mekke'de kalmış. Hicretle beraber o da hicret etmiş. Yani Hazreti Peygamber'in halası ve çocukları da hicret edip Medine'ye gelmişler. Hicretten kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber'in bu konuda farklı rivayetler var. Yani Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le evliliği hicretin 5. yılında mı gerçekleşti, 3. yılında mı? 5. yılında daha çok kaynakta yer alıyor ama 3. yılda olma ihtimali de yüksek. Azap suresi, işte Hendek Savaşı falan onlarla beraber anıldığı için sanki böyle 3. yıl olma ihtimali biraz daha büyük ama 5. yıl diyenler de var. Hicretten bir süre sonra Peygamberimizin doğrudan Hazreti Zeynep'e seni evlendirmek istiyorum diye teklifte bulundu. Hazreti Zeynep'in de Peygamberimizin kendisi için bu teklifte bulunduğunu düşünerek sen nasıl arzu edersen, nasıl istersen gibi cevap verdiğini ama Hazreti Zeyd için bu talepte bulunduğunu söyleyince de Hazreti Zeynep'in bunu kabul etmek istemediğini biliyoruz. Daha sonra kardeşlerine falan iletiliyor. Onlar da çok sıcak bakmıyorlar bu teklife. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Zeyd ile Hazreti Zeynep'i evlendirmesinin iki tane çok önemli sebebi var. Bir, Peygamberimiz Zeyd'i çok seviyor, çok güveniyor. Zeyd Peygamberimizden yaklaşık 10 ya da belki daha az olabilir, 8-9 falan da olabilir. Yaş daha küçük. Ama cahiliye toplumunda azat edilen kölelere, azatlı kölelere evlatlık deniliyordu ve efendisine nispet de anılıyordu. Zeyd'e de Zeyd bin Muhammed diye hitap ediyorlardı. Bu şekilde anılıyordu. Azap suresinin 4. ayetinde bu yasaklanınca ondan sonra Zeyd bin Harise deniliyor. Biliyorsunuz 4. ayetinde Azap suresinde Cenab-ı Hak kimsenin kendi öz babasından başka bir babaya nispet edilmemesi gerektiğini, orada Cenab-ı Hak işte bir insanın göğsünde iki kalp olmaz, efendim bir insanın da iki babası olmaz. Asıl babası kimse ona nispetle
anılması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bu evlatlığının, evlatlık müessesesinin de hükmen kaldırılmış olması anlamına geliyor tabii. Bundan sonra Zeyd bin Harise deniliyor. Fakat Zeyd bin Harise, onun hayat hikayesini de çok böyle birkaç cümleyle anlatayım. Beni Kelp kabilesine mensup. Zeyd'in ten rengi siyah değil. Yani zenci değil Zeyd ama zenci kökenli. Henüz bebekken, annesinin kucağındayken annesiyle beraber annesinin kabilesine gidiyorlar, ziyarete gidiyorlar. Yani dedesinin evine gidiyorlar. Orada bir Araplarda bu vurkaç eylemleri çok oluyor. Talanlar oluyor. Bu talanlarda çocukları da kaçırıyorlar. İşte yine böyle bir talana, bir vurkaç eylemine maruz kalıyor. Ve Zeyd'i de bu eylemde kaçırıyor karşı kabiledeki hasımlar. Ve bir köle pazarında bunu satıyorlar. Daha sonra işte Zeyd büyüyor. Hakim bin Hizam var. Hazreti Hatice annemizin kuzeni. Ya da Hazreti Hatice annemizin yeğeni, kardeşinin oğlu. Hakim bin Hizam bunu alıyor, satın alıyor. Satın aldıktan sonra da Hazreti Hatice annemize, yani Zeyd'deki kabiliyeti, dürüstlüğü, ahlakı, zekayı, beceriyi görüyor ve bunu Hazreti Hatice annemize hediye ediyor. Sonra Hazreti Hatice annemiz peygamberimizle evlenince de bunu peygamberimize hediye ediyor. Peygamberimiz de azat ediyor. Sonra henüz peygamberimize peygamberlik görevi verilmeden önce Yemen kökenlidir Hazreti Zeyd. Onun kabilesinden birileri Kabe'yi tavaf etmek için geliyorlar ve Zeyd'le karşılaşıyorlar. Zeyd hikayesini anlatıyor. Bunlar da babasının kendisini hala aradığını söylüyor. Sonra gidiyorlar, babasına söylüyorlar bunu. Babası bir kardeşi, yani Zeyd'in amcası ya da Zeyd'in abisi. Çünkü bu konuda farklı rivayetler var. Mekke'ye kadar geliyorlar. Aslında onun bedelini de getiriyorlar. Yani bir insanın diyeti veya işte köle ise onun bedeli neyse onu da beraberinde getiriyorlar. Peygamberimizle görüşüyorlar. Henüz peygamber değil peygamberimiz o zaman. Peygamberlik görevi henüz verilmemiş. Peygamberimize epey bir orada böyle kaynaklarda epey bir şiirsel olarak peygamberimizle işte siz şöyle şöyle şöylesiniz, Kureyş'siniz, Beni Abdümenaf'sınız, Beni Haşim'siniz. İşte biz şu anda çok sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Ne olursunuz bize verin bunu. Hatta yanında bir köle getirdikleri, o kölenin de çok kabiliyetli olduğu, ona bedel olarak onu vermek istediklerine dair bir takım kaynaklarda bilgiler de yer alıyor. Peygamberimiz de sadece şunu söylüyor, diyor ki ben diyor bu konuda kararı Zeyd'e bırakacağım. Burası önemli olduğu için burada detaya girdim değerli arkadaşlar. Ben diyor eğer Zeyd kabul ederse hiçbir bedel de kabul etmeyeceğim. Karar Zeyd'indir diyor. Eğer tamam ben gideyim diyorsa hiçbir bedel olmaksızın o benim kardeşimdir yine diyor. Ben kabul ediyorum sizinle gönderirim diyor. Zeyd de diyor ki biraz bana bir süre verin. Artık gidiyor o anda düşünüyor, birileriyle istişare mi ediyor, ne yapıyor düşünüyor ve ağlayarak geliyor Zeyd. Ben diyor işte ömrüm boyunca hep bu anı bekledim. Babamı görmeyi, kardeşlerimi görmeyi bu anı bekledim. Şu anda siz de geldiniz bana bu anı yaşatıyorsunuz. Ama ben peygamberimizi kastederek ondan gördüğüm iyiliği, insanlığı bırakmak istemiyorum. Müsaade edersen ben burada kalmak istiyorum diyor ve böylece gitmiyor. Peygamberimizin yanında kalıyor. Fakat o andan itibaren biliyorsunuz Mute Savaşı'nda Zeyd vefat etti. Hicretin 8. yılında vefat edinceye kadar peygamberimizin hep sağ kolu gibi yanında duruyor. Hatta Hazreti Ayşe annemizin şöyle bir tabiri var. Diyor ki eğer peygamberimiz vefat ettiği sırada Zeyd yaşasaydı onu yerine halife tayin ederdi diyor. Bu kadar yakın. Bazı savaşlarda işte Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in bile katıldığı bazı seferlerde Zeyd komutan olarak atanıyor. Biliyorsun Üsame ordusu, Üsame bin Zeyd de peygamberimizin vefatına yakın. Yine sahabenin ileri gelenleri olduğu halde Üsame'yi peygamberimiz 17 yaşında bir delikanlı olmasına rağmen onu komutan olarak atamıştı. Şimdi şöyle bir şey daha burada bir anekdot anlatıp geçeceğim. Hazreti Zeyd'in peygamberimizin yanındaki değeriyle ilgili. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in hilafetinin ikinci döneminden itibaren imkanlar genişledi, ekonomik imkanlar genişledi ve Hazreti Ömer
kendisinin belirlediği bir fazilet sıralamasına göre sahabeye atiyeler veriyordu. İşte muhacirlere biraz daha fazla, Ashab-ı Bedir, sonra işte ne bileyim böyle Hudeybiye'den önce İslam'a girenler, Mekke'nin fethinden önce girenler falan, böyle bir sıralama yapıyor. Bu atiyeleri dağıtırken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra Üsame bin Zeyd'e de veriyor ve kendi oğluna, oğlu Abdullah'a Üsame bin Zeyd'e verdiğinden daha az veriyor. Oğlu itiraz ediyor. Diyor ki sen diyor niye Zeyd'in oğluna benden daha fazla veriyorsun diyor. Hazreti Ömer böyle azarlıyor. Diyor ki babası onun Resulullah onun babasını senin babandan, onu da senden daha çok severdi diyor. Bunu Hazreti Ömer söylüyor. Hazreti Ömer'in söylemesi çok önemli bu. Ya bu durum Zeyd'in peygamberimizin ya nezdindeki durumunu anlatması açısından çok manidardır. Şimdi tekrar evliliğe dönelim. Peygamberimiz ilk teklifi yaptığında Zeynep bunu kabul etmiyor dedik. Kardeşleri de kabul etmiyorlar. Daha sonra Ahzab suresi 36. ayet nazil oluyor. Ahzab suresi 36. ayette biraz kısaca geçmek için çok fazla okumuyorum. Kısaca şöyle deniliyor. Allah ve Resulü bir konuda bir karar verdiklerinde müminlerin bu karar karşısında seçim hakkı, tercih hakkı olmaz. Yani Allah ve Resulü'nün tercihine uymak durumundadırlar. Bu nedenle bu ayet nazil olunca artık Hazreti Zeynep de kardeşleri de peygamberimizin teklifini kabul ediyorlar ve Hazreti Zeynep Hazreti Zeyd'le evlendiriliyor. Hazreti Zeyd'in bundan önce Ümmü Eymen'le evliliği var. Ümmü Eymen Hazreti Zeyd'den yaşça çok daha büyük. Hatta peygamberimizden de büyük olduğu söyleniyor. Kaynaklar peygamberimizin annesi Amine Ebuva'da vefat ettiğinde Ümmü Eymen'in de beraberlerinde olduğunu kaydediyorlar. Dolayısıyla yaşça peygamberimizin 6 yaşında olduğunu düşünün. Yaşça peygamberimizden de büyük. Dolayısıyla Hazreti Zeyd'den de büyük. Ama bundan işte oğlu Üsame doğmuş. Bu nedenle çok mutlu bir hayatları var. Ümmü Eymen zenci bir cariye. Ama mutlu bir hayatları var. Yani Hazreti Zeyd'le beraber mutlu bir hayat yaşıyorlar. Şimdi Zeyd'in Ümmü Eymen'le birlikte Zeynep'le evlenmesi Zeyd'e mutluluk getirmiyor. Burası önemli arkadaşlar. Ne Hazreti Zeynep'e ne de Hazreti Zeyd'e bu evlilik mutluluk getirmiyor. Zaman zaman şimdi Hazreti Zeynep'in bir insan olarak, fiziki olarak da bir alımlılığı var. Çok becerikli, çok cömert, çok zeki bir kadın, alımlı bir kadın. Buna rağmen Zeyd'le aralarında bir türlü bir sıcaklık meydana gelmiyor, bir ülfet meydana gelmiyor. Ve bir süre sonra Zeyd, Zeynep'in kendisini incittiğini ileri sürerek peygamberimize şikayetlerde bulunuyor. Hazreti Peygamber de sürekli eşiyle iyi geçinmesini söylüyor ve boşanmasına çok fazla izin vermiyor. Bir yere geliyor artık Hazreti Zeyd tabiri caizse tıkanıyor. Peygamberimiz de yapacak bir şeyin kalmadığını düşünüyor. O zaman da aslında bunu bildiği halde, bunu bu şekilde düşündüğü halde Peygamberimiz yine de Zeyd'e eşini iyi tut, onunla iyi geçin diyor. Kur'an-ı Kerim'de eleştirilen nokta bu. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu başka kaynaklarda da bu tespitte bulunanlar var. Çok isabetli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin lafzı olmadığı, sadece başka hiçbir ayet olmasa bu ayet yeter. Yani peygamberimizin sözleri olmadığı, kendisine vahyedildiği, sadece bu ayet buna delil olarak yeter yani. Çünkü peygamberimizi eleştiriyor doğrudan. Sen diyor içindekini gizliyordun diyor. Böyle bir şey olur mu yani, peygamberimiz yapıyorsa, onun sözleri ise böyle bir şey olur mu? Bu ayet çok önemli. Bir de biraz evvel söylediğim gibi peygamberimizin çok hassas bir kalbi var, hassas bir kişiliği var. Bunu da dikkate alarak peygamberimizin neler hissettiğini düşünün yani bu ayetin karşısında. Ahzab suresi 37. ayeti kastediyorum. Cenab-ı Hak orada diyor ki sen diyor Allah'ın açığa çıkaracağını ve tuhfi fi sudur, dur bakayım ayetin bizzat metnini açayım da böyle
bir hatalı okumayalım ayetin metnini. Bu önemli olduğu için izninizle doğrudan Kur'an-ı Kerim'in metninden okumak istiyorum. Peygamberimize Cenab-ı Hak sen Allah'ın açığa çıkaracağını içinden gizleyerek diyordun ki eşini iyi tut diyordun diyor. Yani böyle nasıl diyeyim, peygamberimizin kalbindekini ifşa ediyor. Estağfirullah. Ahzab suresi 37. ayet arkadaşlar. وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ Sen senin ve Allah'ın kendisine inamda bulunduğun kişiye şöyle derken اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكْ Eşini iyi tut, eşini tut. وَاتَّقِ اللّٰهِ Allah'tan kork ve eşini tut diyordun. Sonra işte burası asıl problem olan burası. Daha doğrusu problem yapılan, problem özünde yok da problem yapılmış. وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪يهِ Allah'ın açığa çıkaracağını içinden gizliyordun. وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ İçinden gizliyordun. وَتَخْشَ النَّاسِ İnsanlardan korkarak bunu yapıyordun. Sonra devamında da diyor ki وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ Halbuki en çok Allah'tan korkman gerekir. Allah daha çok kendisinden korkulmaya hak sahibidir. Ondan sonra فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ مِنَا وَتَرَى Evlilik sürecine geçiyor. Uzunca bir ayeti kerime. Şimdi burada arkadaşlar peygamberimizin kalbinde içinde sakladığı neydi? وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪يهِ diyor ya Allah'ın açığa çıkaracağını içinden saklıyordun. Buradan müsteşrikler ve tabi müsteşriklerden çok daha önce peygamberimizin hayatında bile münafıklar, Yahudiler, ehli kitap peygamberimize saldırılarda bulunuyorlardı. Şimdi şöyle rivayetler var. Ben makalemde 3 kaynaktan rivayetler aldım. İbn-i İshak'ın rivayeti makalede de bahsettim. Çok dikkat çekmemiş ve bir kısım İslam tarihçileri İbn-i İshak'ın konuya yer vermediğini zannetmişler. Ama İbn-i İshak'ta da var. İbn-i Sa'd ve Taberi. Daha sonraki kaynaklara baktığımız zaman daha çok İbn-i Sa'd ve Taberi'nin rivayetlerini kaynaklık ettiğini görüyoruz. Ve Taberi'nin ile İbn-i Sa'd'ın rivayetleri çok aralarında lafız farkları, çok küçük detaylarda farklılıklar olmakla beraber özü itibariyle ikisi aynıdır. Ama İbn-i İshak'ınki onlardan farklı. Biraz daha farklı. Bir de İbn-i İshak biliyorsunuz 151'de vefat etti. Hicri 151'de. İbn-i Sa'd 230'da. Taberi 310 civarında. Yani yaşadıkları dönem itibariyle de birbirlerinden farklı. Dolayısıyla bu 3 rivayeti makaleme esas aldım ve bunlar üzerinden meseleyi irdelemeye çalıştım. Makalede detaylar yazılı, sizler okudunuz orada. Bir defa rivayet tekniği açısından hadis usulcülerinin bizim önümüze koyduğu hadis tenkit yöntemleri açısından her 3 rivayet de problemlidir. Rivayetlerin 3'ü de problemli. Bir saniye ben affedersiniz hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi İbn-i İshak'ın la diğer her iki rivayette ortak nokta peygamberimizin Hazreti Zeyd'in evinde olduğu ya da işte evinin önüne geldi. Bu ikisinin arasında ortak noktadır. Bu çok önemli. Ama olayın gerçekleşme ortamı farklıdır. İbn-i İshak'a göre Hazreti Zeyd hastadır. Peygamberimiz Hazreti Zeyd'e geçmiş olsuna gidiyor. O anda olay meydana geliyor. İbn-i Sa'd ve Taberi'ye göre Hazreti Peygamber gidiyor, Zeyd'i soruyor. Zeyd evde yoktur. İşte rüzgar esiyor. Kapı bir örtüyle kapalı. Yün bir perde gibi bir şeyle kapalı. Kapı o anda açılıyor. Perde o anda açılıyor. Rüzgar esiyor. Ve Hazreti Zeynep de kendi evin içerisinde biraz rahat bir kıyafetle oturduğu için Hazreti Zeynep'i Peygamberimiz görüyor. Dolayısıyla ortam farklı bir ortam yani şeyin İbn-i Sa'd'la Taberi'nin ortamıyla İbn-i İshak'ın. Peygamberimiz yani çok özür dilerim rivayetlere göre Hazreti Zeynep'i yarı çıplak bir şekilde görünce
hemen peygamberimiz çekiliyor ama sözlerin bir kısmını anlıyor Hazreti Zeynep. O bir kısmında da mealen şöyle diyor. Kalpleri evirip çeviren, kalpleri çeviren Allah'a, Allah'ı tenzih ederim. Subhane men yukallibul kulub gibi buna benzer bir takım şeyler mırıldandığını hissediyor Hazreti Zeynep. Sonra işte Zeyd eve geliyor. Peygamberimizin geldiğini ve bu şeyleri söylediğini Zeyd'e aktarıyor. Zeyd de güya bunlardan Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'ten hoşlandığını düşünerek peygamberimize gidiyor ve diyor ki ben Zeynep'i senin için boşayayım diyor. Bakınız ne kadar değişti yani. Halbuki birçok defa Hazreti Zeyd gelmişti. Zeynep'le aramızda şiddetli bir geçimsizlik var. Ben ayrılmak istiyorum demişti. Bu rivayetlerde ise Hazreti Zeyd peygamberimize senin için Zeynep'i boşayayım diyor. Yani bunu sokuşturmuşlar içine. Şeyde de İbn İshak'a göre de yine işte peygamberimiz Zeyd'e geçmiş olsuna gelmiş. O anda Zeynep artık kendilerine bir ikramdan bulundu. Velhasıl peygamberimizle karşılaşıyor. Zeynep'e bakıyor ve yine aynı benzer kelimeleri mırıldanıyor, benzer sözleri. Dolayısıyla buradan Zeyd her ne kadar hasta ise de anlıyor peygamberimizin ne dediğini ve bundan peygamberimizin Zeynep'ten hoşlandığını düşünerek işte efendim Zeynep'i senin için boşayayım dedi diyor. Rivayetler böyle arkadaşlar. Bunlar çok aktarırken bile şahsen benim çok nasıl diyeyim rahatsız olduğum şeyler peygamberimizle ilgili. Nasıl böyle bir şey olur? Şimdi işin burası böyle. Biraz daha böyle bu olayı böyle anlattıktan sonra Zeyd ile Hazreti Peygamber ilişkisini Hazreti Davud'la komutanı oraya arasında bir bağlantı kurarak karşılaştırma yapacağım burada. Şimdi Zeyd'in peygamberimizle ilgili özellikle hicretten sonra peygamberimizle ilgili Zeyd'in yaptığı işlere baktığımız zaman daha çok komutanlık ettiğini görüyoruz. Birçok seriye var. Yani bakarsanız teracim kitaplarına, tabakat kitaplarına Hazreti Zeyd'in hayatından bahseden irili ufaklı birçok seriyeye komutan olarak gönderiyor. Ve en son işte böyle bir savaşta hem de Bizans'a karşı çok büyük bir savaşta komutan olarak gönderiliyor ve orada şehit oluyor. Dolayısıyla Hazreti Zeyd bir komutan fakat peygamberimize çok bağlı, sahabenin tamamı peygamberimize bağlı. Şimdi sahabenin kendi aralarında bir takım sıkıntılar çıkmış olabilir. Belki bizim çok da sempati duymayacağımız şeyler yapılmış olabilir. Bunlar tamam yani. Bunları hepsini kabul ediyoruz ama sahabenin peygamberimize bağlılığı özellikle o ilk dönemde Müslüman olanlar yani Ashab-ı Bedir ve daha öncesi bunların peygamberimize bağlılığıyla ilgili herhangi bir şüphe yok. Yani baktığımız zaman peygamberimiz bir şey söylüyor, sahabe ok gibi yerinden fırlıyor. Bi ebi ve ümmi le beyk ya Resulallah diyor. Yani peygamberimiz bir şey söylediği zaman böyle canla başla tabiri caizse onun emrine amade bir şekilde emret ya Resulallah diyor. Hazreti Zeyd bütün bunlardan daha ileri düzeyde. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi Hazreti Davud'a baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud'la ilgili hikayeler var işte bahsedilirken özellikle Sad suresindeki hikayede buna Hazreti Davud'a da böyle bir iftira var. Bununla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Ve bunun asıl dayanağı Kitab-ı Mukaddes'tir arkadaşlar. Yani bir Tevrat metnini alın elinize. Herhangi bir Tevrat metni, Türkçe birçok Tevrat var. Orada açık seçik bir şekilde Kral Davud'la ilgili, onlar Kral Davud diyorlar, bu yazılıyor. Nedir durum? Şöyle. Hazreti Davud düşmanlarına karşı bir ordu gönderiyor. Bu ordunun içerisinde komutan oraya da var. Yani genel komutan değil oraya, bir kolun komutanı, bir kol komutanı gibi diyelim yani. Oraya da var. Ordu savaştayken Hazreti Davud bir gün sarayın damına çıkıyor ve sarayın damından gezinirken bir evde bir hanımın banyo yaptığını görüyor açıkta avluda. Çıplak bir şekilde affedersiniz. Hazreti Davud'un gözü bu kadına ilişiyor. Sonra bu kadının Kaptan Uriya'nın hanımı olduğu söyleniyor.
Hazreti Davut bunu saraya getiriyor. Ya bir peygamberle ilgili bunlar düşünülür mü? Şu anda ben çok böyle şey oluyorum, ha, çok rahatsız oluyorum yani. Yazıyor bu maalesef, Kitab-ı Mukaddes'te yazıyor yani. Böyle bir şey olur mu yani? Şimdi ondan sonra çok özür dilerim, kendisiyle zina ediyor. Sonra işte Kitab-ı Mukaddes'te detaylar anlatılıyor. Velhasıl hamile kalıyor. Hazreti Davut da buradan kurtulmak için komutan Uriye'yi çağırıyor, saraya çağırıyor. Güya bir önemli bir iş için. Orada çok ilginç şeyler var arkadaşlar. Komutan Uriye'nin nasıl bir insan olduğuna dair. Komutan Uriye günlerdir, belki de aylardır savaşta olmasına rağmen geliyor ve o gece sarayda kalıyor, evine gitmiyor. Hazreti Davud'a o kadar bağlı, onun kapısında duruyor. Hazreti Davud da kendisine bir mektup veriyor ve hemen geri gidiyor. Evine gitmeden geri gidiyor. Mektupta da şunu yazıyor. Komutan Uriye'nin başındaki komutana, büyük komutana diyor ki işte Uriye geldiği zaman onu savaşın en çetin, tehlikeli olduğu cephesine gönder ve o canlı olarak dönmesin, sağ olarak dönmesin diyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Komutan Uriye vefat ediyor. Şimdi şehit oluyor yani. Şimdi düşünün yani, duruma bakın. Komutan Uriye orada vefat edince de Hazreti Davut Betşeva ile evleniyor. Yani Hazreti Davut komutan Uriye'nin kadınıyla, hanımıyla, daha önce çirkin işi sözde yaptığı kadınla evleniyor. Şimdi bu olay Hazreti Peygamber'le Hazreti Zeynep'in evliliği, Hazreti Zeynep'le evli olmasından dolayı tamamen buradan uyarlanmış arkadaşlar. Tamamen buradan, o bir nazire gibi Hazreti Davut Hazreti Peygamber'in yerine, Komutan Uriye Hazreti Zeyd'in yerine, Betşeba da Hazreti Zeynep'in yerine, böyle birle eşleştirilerek benzer bir senaryo bunlar için oluşturulmuş ve maalesef bu bizim kaynaklara girmiş. Şimdi buraya kadar tamam. Müsteşrikler de bunu gördükleri zaman tabii üzerine gidiyorlar yani, bayağı bir malzeme bulduk gibi gidiyorlar. Tabii Mutkumarivat gibi çok münsif müsteşrikler de var. Bütün bu yorumların doğru olmadığını söyleyen müsteşrikler de var. Ama genel itibarıyla büyük bir şey bulmuşçarcasına, bir kendilerine dayanak bulmuşçarcasına bu rivayetlere saldırıyorlar. Ve bize söyledikleri de sizin kaynaklarınızda var diyorlar. Sizin kaynaklarınızda var. Biz ne yapalım diyorlar. Maalesef haklılar. Şimdi sonraki dönemlerden, hani dedim ya, daha çok bu üç kaynak üzerinden, yani İbn İshak üzerinden girmemiş. Ama orada da var bu olay. Özellikle İbn Saad ve Taberi üzerinden bizim kaynaklara girmiş. Yani yaptığım araştırmalarda bu tespitte bulundum. Peki biraz önce makaleyi yazma sürecinden bahsederken Kadı Beyzavi'den bahsettim. Şimdi Kadı Beyzavi, ondan öncesi Zemahşeri. Zemahşeri son yıllara kadar dirayet tefsirinin babası olarak kabul ediliyordu. Daha sonra Maturidi'nin Tevilatul Kur'an'ı, işte Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri falan keşfedilince onlar önce oldu. Ama onların daha önce olması Zemahşeri'nin bu anlamdaki gücüne herhangi bir halel getirmez. Bu Zemahşeri, Kadı Beyzavi ve Nesefi genelde hiçbir yorum yapmadan mevcut rivayetlere aktarmakla yetiniyorlar. Buna karşılık Fahrettin Razi bu rivayetlerin asılsız olabileceğini ismet sıfatı bağlamında uzun uza diye anlatıyor. Şimdi benim dikkatimi çeken şu. Acaba bizim son dönemlerde Elmalı Hamdi Yazır gibiler de öyle. Bunlar niye bu rivayetlere tenkide tabi tutmadılar, reddetmediler? Şöyle bir kaygı var arkadaşlar. Şimdi bir Hristiyanlık tecrübesi var önümüzde. Hristiyanlık Hazreti İsa'yı aşırı yüceltti. Yani bu tür şeyleri Hazreti İsa'ya dokundurmadı tabiri caizse. Bu Hazreti İsa'yı aşırı yüceltme Hazreti İsa'nın Tanrı olmasını beraberinde getirdi. Hazreti İsa Tanrı oldu. Bizim İslam ulemasının Peygamberimizin beşer kimliğine aşırı derecede, ki bu gereklidir, Kur'an-ı Kerim de böyle yapıyor, vurgu yaptığını görüyoruz. İşte Peygamberimizin de bir insan olabileceğini, dolayısıyla bu tür şeyleri illa da Peygamberimizle
nefretmek için ayrıca gayret sarf etmeye gerek olmadığını düşündükleri için olabilir, netice o da bir insandır gibi çok basit bir mantıkla maalesef bu rivayetler tenkit edilmemiş ve uzun yıllar geçmesine rağmen bizim kaynaklarımızda, İslam tarihi kaynaklarımızda, tefsir kaynaklarımızda yer almıştır. Çok basit bir değerlendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf hikayesi var. Hepimizin bildiği Hazreti Yusuf iffetin timsali olarak Kur'an-ı Kerim'de sunulur. Gerçekten de öyledir. Hazreti Yusuf Züleyha'ya müptela olduğu zaman henüz peygamber değildi. Biliyorsunuz peygamberlik görevi hapiste yatarken kendisine verildi. Kur'an-ı Kerim'de bu var Yusuf suresinde. Henüz peygamber olmadığı halde Hazreti Yusuf'u Züleyha'dan koruyan Cenab-ı Hak peygamberliğinin ilerleyen yıllarında, biliyorsunuz bu olaydan yaklaşık 4-5 yıl sonra ya da en fazla 6-7 yıl sonra peygamberimiz vefat etti. İlerleyen yıllarında peygamberimizi korumaz mı? Böyle bir şeyle baş başa bırakabilir mi yani Cenab-ı Hak? Bu çok basit bir şeydir yani. Biraz tabii bir mistik bir yorum bu tabii. Ama olsun yani, karşımızda bir örnek var. Cenab-ı Hak açık açık bir şekilde Hazreti Yusuf'u koruduğunu söylüyor orada. Hazreti Yusuf'u henüz peygamber değilken bundan koruyan Cenab-ı Hak nasıl olur da peygamberimizi ilerlemiş yaşına, peygamberlik sürecinin sonlarına yaklaştığı halde bu kadar çoluk çocuğu var, etrafında insanlar var. Nasıl olur da böyle bununla baş başa bırakır yani? Ben aşağı yukarı bunlarla şimdilik bitirmiş olayım. Zannederim böyle bir 40 dakika falan da oldu, 40-45 dakika da oldu herhalde. Bu kadar süre tanınmıştı. Soru cevapla inşallah şey yaparız. Biraz soru cevap olursa, Kenan Bey soru cevap olacak diye yazmıştı eğer yanlış görürsem. Biraz daha şey yaparız. Söz almak isteyen arkadaşlara da Kenan Bey söz verecektir. Biraz daha detaylandırma imkanı buluruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik aşağı yukarı bunlar. Hepinize sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Çok ilgiyle dinledik. Hocam siz de girişte buyurduğunuz üzere konu Hazreti Peygamber olunca çok dikkatli konuşmak, konuyu tüm boyutlarıyla tarihi ve sosyolojik olarak düşünmek gerekiyor. Hakikaten son süreçte ne yazık ki geldiğimiz noktada kendini deist, ateist ya da agnostik diyen birisi bir takım şeyleri hemen gündeme getirince nedense bizim itikadımız, Sayın Hocam, hemen böyle şüpheler içerisinde gark oluyor. Bu açıdan girişteki Hazreti Peygamber'e dair vurgunuz çok önemli. Hocam müsaadenizle soruları alalım. Şimdi Kenan Bey, ben bir şey söyleyeyim izninizle. Şimdi arkadaşlar hocam, bu makaleyi yazmaya başlarken, daha doğrusu araştırmaya başlarken konuyu, ben de şöyle bir tavır vardı. Yani gerçekten ben de bu olabilir, yani olmuş olabilir dedim. Ve dedim ki araştıracağım, ne bulursam onu yazacağım. Gerçekten nötr bir kafayla işe başladım. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda bu kanaate vardım. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Buyursunlar. Çok teşekkürler. Yahya Cirit hocamla başlayalım. Buyurun hocam. Selamünaleyküm Mahmut Hocam, hayırlı programlar, ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ederim, buyurun. Şimdi hocam, ben bu vaka üzerinden genel bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim dikkat ettiğim makalede de bu hadisler 3 kişiden geliyor. İbn-i İshak, İbn-i Sad, Taberi. Bunların üçü de tarihçi. Yani normal bir tarihçi. Biz mesela bu vaka üzerinden değerlendirme yaptığımızda şöyle bir hükme varabiliyor muyuz hocam? Şimdi mesela Zahit Efendi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki tarihçiler gece oduncuları gibidir. Gece oduncusu odunun sağlamına, düzgününe bakmaz. Ne alırsa doldurur. Biz bunu mutlaka işin ehline, yani senet ilmine götürmek durumundayız diyor. Muhaddislere soracağız diyor. Biz bu vaka üzerinden de şöyle bir hükme varabiliriz o zaman. Mesela bize bir rivayet tarihçiler açısından geldiğinde, tarihi bir rivayet olarak geldiğinde, biz bu rivayetlerin mutlaka bir illet, bir arıza olduğunu düşünüp
özellikle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ahlaki olarak, yani peygamberler ümmetinin yapmayacağı bir şey bize rivayet kanalıyla geldiğinde biz şunu diyebiliriz. Bunu zaten tarihçiler nakletmiş. Senetleri zaten problemli. Metni de peygamberin ahlakına da uyan bir metin değil. Biz velev ki bir kimse bu hadisi kabul etse bile onun metnini reddedebilir. Bu şekilde bir genel hüküm çıkartabilir, değil mi hocam? Bu doğru olmaz. Yani bazen tarihçilerin naklettiği bazı şeyler, bilgiler doğru olabilir yani. Ama bu hadis usulü tekniği açısından, rivayetlerin teknikleri açısından sağlıklı değil. Zaten sahabi ravisi yok bir defa. Yani ne İbn-i Sa'd'da, ne İbn-i İshak'ta, ne de Taberi'de sahabi ravisi yok. Mürsel olarak, bu hadis usulünde mürsel olarak tabir ediliyorlar. Dolayısıyla zaten bunlar hadis usulü açısından problemli rivayetler. Ama tarihçilerin her naklettiği bilgi böyle olmayabilir. Bazen gerçekten sağlıklı, hadis tekniği açısından da, rivayet tenkitleri açısından da sağlıklı olabilir. Dolayısıyla böyle tarihçilerin naklettikleri şeyler genel olarak da böyledir demek çok sağlıklı olmaz. Haksızlık olur. Hocam şunu demek istedim. Hani yanlış aktardım herhalde. Tarihçiden bize bir rivayet geliyorsa biz bu rivayetin ille isnadına gidelim. Gerçekten tabii, bu rivayet tabii doğru ki. Mu? O manada kullandım. Tabii doğru. Evet. Aynen, isnadına gitmemiz lazım. Hem metin hem de senet açısından tenkidini yapmamız gerekir. Yine Zamahşari gibi büyük alimlerin hocam direkt bu rivayetleri verip herhangi bir yorum da belirtmediğini de konuşmanız arasında da buyurmuştunuz, değil mi hocam? Evet, yani reddetmiyorlar. Reddetmiyorlar. Bu insanı yaralıyor biraz. İşte daha sonra benim vardığım sonuç, bunlar peygamberimizin beşer kimliğine olan bağlılıklarından dolayı, ya o da bir beşerdir, eğer aşırı bundan koru falan dersek yarı tanrı gibi bir anlayış olur. Biraz bu gayretten bu tür rivayetlerin üzerine gitmediklerine dair bir kanaat oluştu bende. Eyvallah hocam. Emine Cuma hocamla devam edelim. Sağ olsun, kendileri programın başından beri kamerası da açık bir vaziyette. Hocam buyurun. Selamünaleyküm öncelikle. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Çok mutlu olduk dinlemekten. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Hazreti Ayşe'nin hani Efendimiz'in ne kadar kıskandığını biliyoruz. Hazreti Hatice'den dahi böyle vefat etmesinden sonra dahi kıskanıyor. Şimdi burada eğer ki Hazreti Zeynep'e farklı bir muamele olsaydı muhakkak biz bunu duyardık gibi geliyor bana. Artı evet. Bir de hocam Hazreti Zeyd ile, yani evlilikten sonra Efendimiz arasında bir soğukluk girmiş olsaydı, bir sıkıntı olsaydı bunu da muhakkak sahabe bize söylerdi. Yani şimdi böyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Değil mi hocam? Yani Şöyle Hazreti Zeynep'in de zaman zaman kıskanıldığına dair rivayetler var. Şöyle ki Hazreti Zeynep peygamberimizin diğer hanımlarına karşı zaman zaman benim nikahım göklerde kıyıldı. Beni Allah hani felem mazze ve cinakeha diyor ya, seni Zeynep'le biz evlendirdik diyor Cenab-ı Hak, biraz önce okudum ayet-i kerimede. Hazreti Zeynep zaman zaman buna dayandırılarak benim nikahım 7 kat göğün üzerinde kıyıldı, işte benim nikahımı Allah kıydı gibi diğer hanımlarına karşı övünüyor. Ve Hazreti Zeynep'in hem el becerileri hem de aşırı cömertliğinden dolayı da Peygamberimiz de Hazreti Zeynep'e bağlı. Bu konuda epey kaynaklarda rivayetler var. Eşlerinde falan, ben çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Hazreti Hafsa'nın, Hazreti Ayşe'nin ve diğer hanımların Hazreti Zeynep'i kıskandığına dair rivayetler var. Ama öbürüne dair, yani Hazreti Zeyd ile Hazreti Peygamber arasında bir soğukluk falan asla. Asla öyle bir şey yok yani. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Emine hocam biz teşekkür ederiz. Ben sırayla soruları arıyorum hocam müsaadenizle. Volkan Aydın hocam. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yani bir katkı bir de bir sorum olacaktı. Yani bu tarihi kaynaklarla ilgili, hani tarihçiler, daha doğrusu İmam Taberi mesela, yani kendisi bir zaman müştehittir. Tek tarihçi değildir. Bu adamlar rivayetle alırken hocam doğru diye kabul etmiyorlar aslında. Hani mesela İmam Taberi'nin mesela mukaddimesinde hocamız okumuştu. Hani ben bunları doğru diye almıyorum.
senetlerine bakın, rivayetlerine bakın, ondan sonra hüküm çıkartın diye bir kendisi mukaddime yazıyor başlığında. Ben böyle bir katkı sunmak istedim aslında. Hani tarihçiler bunu da kabul etmiyor diye biliyorum, evet, siz de aynı dersiniz benimle. Evet. Şimdi bu çok önemli, affedersiniz Volkan Bey, devam ederseniz kaldığınız yerden. Bu çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Taberi'nin, özellikle Taberi için, ki birçok müellif böyledir, Taberi bilgileri naklederken senediyle beraber naklediyor. Yani an fulan, an fulan, an fulan diyor. Bunun sebebi şu: ben diyor şundan şundan duydum, doğru olup olmadığına siz karar verin diyor. Diğerler için de bu geçerli. Bu şu son derece önemli bir şey. Yani bir tarihçinin nakletmiş olması, o tarihçi bu %100 doğrudur dediği anlamına gelmez. Buyurun. Hatta bir başka bir örnek daha var. Şöyle hemen soruma geçeceğim. Bağdadi de hatırladığım kadarıyla 12'de 15'li bir tefsir, tarihçi tabi yazıyor. Hocam onun 15. cildinde İmam Ebu Hanife hakkında hani olamadık şeyler söylüyor rivayet hakkında. İmam kendisini alıyor, bunun rivayetlerine bakıyor. Hocam bu 15. cildi hocam eleyerek mesela hocam bunu reddediyor mesela. Hani rivayetlere daha doğrusu böyle bakmak lazım diye düşünüyorum aslında. Soruma geçeyim hocam. Küfür hocama soru soracağım. Demiştiniz ki hocam, Peygamber Efendimiz Zeynep, Hasid Zeynep'i teklifte sunuyor. Gel evlen diye şeyle Zeynep'in hadisiyle. O da hayır diyor. Bu ayet hani ahsabı çizilmiş denilseniz ya, hani Allah ve Resulü'yle bir konu hakkında hüküm verdiği zaman hiçbir mümin kadın erken hakkı yok, yani şey hakkı yok demiştiniz ya. Hocam bu insanın iradesine bir müdahale değil midir? Yani Hazreti Zeynep istemiyor. Ama Allah Resulü bu konuda hakkında hüküm verdiği için yani insanın iradesini elinden alıyor değil. Bir soru geliyor aklıma. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Çok teşekkür ederim. Özellikle o açıklamalarınız son derece faydalı oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu ayet-i kerime biraz alıyor. Yani çünkü Cenab-ı Allah ve Resulü bir konuda bir karar verdiğinde artık müminler o konuda tercih hakkı kalmaz diyor. Açık bir şekilde bunu söylüyor. Dolayısıyla bu önemli yani. Bu önemli. O konuda tercih hakkını bırakmıyor. Çünkü ilk teklif ettiğinde Hazreti Zeyd de hayır diyor, Hazreti Zeynep de hayır diyor. İkisi de kabul etmiyor. Peki Peygamberimiz neyi yapmak istiyordu? Neyi düzenlemek istiyordu? Şimdi biraz önce sözlerimin başında Hazreti Safiye ve Hazreti Ümmü Habibe'yi örnek verdim. Neden Peygamberimiz Safiye binti Huyay'ı aslında Peygamberimizin azılı düşmanı, Huyay bin Ahtab Peygamberimizin azılı düşmanı, Yahudi lideri. Fakat Peygamberimiz onun kızını cariye olarak Medine'ye getiriyorlar diğerlerle beraber. Kendisi alıyor ve azat ediyor. Azat ettikten sonra da onunla evleniyor. Ne yapıyor bununla? Aslında o kabilenin gönlünü kazanmaya çalışıyor. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe annemiz için de aynı şey geçerli. Şimdi burada da yani bu Hazreti Zeynep ve Peygamberimizin önce Zeyd'le evlendirmesi, sonra da kendisini evlenmesi, Arap geleneğinde evlatlık öz evlat gibi kabul ediliyor. Cahiliye geleneği bu. Öz evlat gibi kabul edildiği için de daha sonra onun dul kalmış eşiyle evlenemiyor. Yani öz gelini gibi değerlendiriliyor. Peygamberimiz aslında bunu kaldırmaya çalışıyor. Peygamberimizin yaptığı başka düzenlemeler de kendi akrabalarından başlayarak yaptığını biliyoruz. Mesela Peygamberimizin ilk kaldırdığı kan davası, cahiliye döneminin en önemli şeylerinden bir tanesi kan davalarıydı. Kimin kan davasıdır? Rebiya'nın kan davası. Kendisinin kuzeni Abdülmuttalib'in torunu Rebiya'nın kan davasını kaldırıyor. Peygamberimizin ilk kaldırdığı faiz kimin faizidir arkadaşlar? Hazreti Abbas'ın faizidir. Amcası Abbas'ın faizidir. Önce ondan başlıyor. Aynı şekilde burada da kendisinden başlayarak, çünkü bir geleneği sosyolojik derinliği olan, toplumun geniş katmanlarına yayılmış olan bir geleneği kaldırmak hakikaten çok zor. Bunu kendisiyle başlatıyor ve özellikle de bu konuda tabiri caizse kendisine çok bağlı olan Hazreti Zeyd'i, yani eğer kurban demem doğru olacaksa, onu kurban seçiyor. Burada asıl gayesi Peygamberimizin tamamen evlatlıkların dul kalmış eşleriyle evlenilebileceğini göstermektir. Şimdi düşünün, makalede de yazdım bunu.
eğer Peygamberimiz Hazreti Zeynep'ten etkilenecek idiyse, bir elektriklenme gençlerin tabiriyle oluşacak idiyse, şimdi Hazreti Zeynep o dönemlerde 35 yaşlarında falan, Peygamberimizin halasının kızı bunu uzun yıllardır görüyor zaten. Ya durup durup da o anda mı oldu bu yani? Hiçbir makul bir gerekçesi yok bunun. Evet. Evet hocam. Bu hani Allah'ın hani Zeynep'in iradesini kesiyor ya, bu mucizeli bir reddi olabilir mi acaba? Bir tekrarlar mısın? Tam anlamadım. Evet. Hani Hazreti Zeynep'in iradesini kesiyor ya Allah Teala asıl o kişiyle. Bu mucizeli bir reddi olabilir mi acaba? Hani kulun iradesini kesiyor ya. Yani onu Zeyd'le evliliğini kabul etmesi mi? Doğrudur hocam. Hani kulun ya bu konuda Cenab-ı Hak buna artık karar verdi diyor yani. Bu hükme karar verdi. Sizin seçme hakkınız yok diyor. Evet yani ve onlar ondan sonra kabul ediyorlar zaten Zeyd'le evlenmeyi. Fakat olmuyor yani insan tabiatı. Geçinemiyorlar birbirleriyle yani. İnsanın ne bileyim yani ısınamıyor. Aralarda bir ülfet meydana gelmiyor maalesef. Ama Peygamberimiz de Hazreti Zeynep'i onora da etmek istiyor tabii. Çünkü bu düzenlemeyi onu... Ya şimdi toplumsal katmanlar arasındaki keskin farklı ayrımlar da var. Şimdi düşünün Hazreti Zeyd kendisi siyah tenli değil ama zenci kökenli. Köle kökenli. Bir de köle kökenli köle. Hem zenci hem köle. E şimdi Hazreti Zeynep kim? Abdülmuttalib'in torunu. Esed bin Huzeyme kabilesinden falan falanın kızı. Kendisi şöyle şöyle. Yani bu kadının bununla evlenmesi o günkü sosyolojik ortamda mümkün değil yani böyle bir şey. Bir bu da var yani sadece evlatlıkların dul kalmış hanımıyla evlenmek değil. Bir de bu var. İşin burası var. E bu konuda Hazreti Peygamber onları tabiri caizse ya bu tabirleri kullanmak istemiyorum ama başka da olmuyor anlaşılmaz. Biraz da figüran olarak kullanıldılar onlar. Cenab-ı Hak da diyor ki madem öyle bunu biraz onura edeyim. Kendim evlenirsem belki biraz daha böyle rahatlar, karşılığını biraz vermek istiyor tabiri caizse hayattayken yani. Onun için Hazreti Zeynep'le kendisi evleniyor. Çünkü Hazreti Zeynep'in Peygamberimizle evlenmek istediğini, o andaki her kadın bunu istiyor zaten. Peygamberimiz onun da evlenmek istediğini hissediyor. Ve onu mutlu etmeye çalışıyor yani. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Volkan hocama teşekkür ediyoruz. Hocam aramızda Profesör Mehmet Nadir hocam var. Sayın hocam buyurun. Buyursunlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sizleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mehmet Nadir Özdemir, Kastamonu İlahiyat İslam Tarihi hocasıyım. Evet, İslam tarihiyle ilgili bir meseleyi ele aldığınız bu makaleyi ben de ilgiyle izledim. Vaktiyle ben tabii yüksek lisans derslerimde bununla ilgili hocam bana bir sunum da yaptırmıştı. Şu anda yazılı olarak bir bu konuda yayınım yok ama Hazreti Peygamber'in evlilikleri, kölelik ve cariyelik gibi konuları çalışıyorum. Özellikle kölelik ve cariyelik, ganimet gibi hususları ve bu konuyla yakından ilgiliyim. Şimdi genç arkadaşlarımız genelde meseleye hadis metodolojisi açısından bakıyorlar. Hadisle elbette ki siyerin sıhhat derecesi aynı değil. Ancak şunu da bilmeliyiz ki ilk siyer müellifleri hadisçilerdir. İbn-i İshak da bunlardan birisidir. İbn-i Sa'd da bunlardan bir diğeridir. Ve başka hadis kökenli siyer müellifleri de vardır. Dolayısıyla bu zevat bu rivayetleri yazarken sadece sıhhati zayıf diye almamazlık etmemişler. Çünkü bunlar toplumda bir şekilde konuşulan ve şifahi olarak gelen rivayetlerdir. Bu rivayetlerin zaman içerisinde nakledilmesiyle şekillenen bir durum var. Diğer taraftan hadisçilere bakarsak sadece cerh ve tadil açısından baktıkları için olaya, olayın siyak ve sibakından kopuk bazı rivayetler de olabiliyor. O nedenle siyer ve hadisi birlikte okumadan tabii ki Kur'an'la beraber doğru bir sonuca varamayız. Diğer taraftan burada çok fazla savunmacı bir yaklaşıma girmek de doğru değildir. Neden?
Sizin zikrettiğiniz hocam Ahzab suresi 37. ayette Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde kimseye bir ihtiyar yoktur diyor. Devamında da nefsinde uyanan hislerden bahsediyor. Yani dediğiniz gibi sunumunuzda deşifre ediyor. Yani Allah'ın bir kulu olarak nefsinde daha önceden tanıyor olsa da tabii ki isteseydi daha önceden evlenebilirdi tabii ki. Ama o anda nefsinde zuhur eden bir şeyin insani bir durum olduğunu bir kere tespit etmemiz lazım ve bundan kesinlikle geri adım atmamamız lazım. Hazreti Peygamber'in burada ahlakıyla ilgili bir nakise meydana gelmez. Hazreti Peygamber'in haşa kadınlara düşkün olduğu anlamı çıkmaz. Ancak Hazreti Peygamber'in de burada bir insan olarak orada gayri ihtiyari Zeynep'in ev halinde açık, en azından vücudunun bir kısmının açık olmasıyla belli bir etkilenmesi söz konusu olabilir ve bunu içinden geçirmiş. Allah da bunu deşifre ederek ben sana emrediyorum ki Zeynep'le evleneceksin demiş oluyor aslında. Bu aslında bütün meseleyi bana göre çözmüş oluyor. Müsteşriklerin iddialarına gelince müsteşrikler zaten her konuda her türlü konuşabiliyorlar. Yani Hazreti Ayşe ile ilgili yaş konusu üzerinden konuşuyorlar. Yani mesela Hazreti Ayşe'nin yaşı konusu artık gına geldi. O kadar çok soruluyor ki. Diyoruz ki ya bakın burada evet İbni Hişam'da 9 diye bir yaş var ama siz o 9 olarak söylendiğinde bunu algılayamazsınız. Şöyle deyin diyorum ben. Bakın ergenlik çağına gelmiş genç bir kızla evlendi. Hazreti Peygamber aleyhisselam ergen olmuş genç bir kızla evlendi dediğimiz zaman bence daha anlaşılabilir bir şeydir. Şimdi 9 dediğimiz zaman dünyanın günümüzde hemen hemen pek çok coğrafyasında 9 yaşındaki çocukla evlenilir mi gibi anlaşılıyor. Yani böyle değil. Yani ergenliğe gelmiş bir kızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ayşe olayında böyleyken Zeynep binti Cahş olayında da farklı bir durum var. Şimdi hocam sonradan sorulara cevap verirken söylediniz. Burada bu evlatlıkla evlenme meselesi Araplarda çok büyük bir problem. Yani geliniyle evlendi gibi oluyor. Hazreti Peygamber'i en zorda bırakan, zaten emir o nedenle çok sert geliyor, zorda bırakan bir evlilik. Bu evliliği aslında kendisi istemediği halde emirle evlenmiştir. Her ne kadar içinden bir şey geçmiş olsa da böyle bir evliliği aslında arzulamamaktadır. Çünkü Arap toplumunun şiddetli bir muhalefeti vardır. Ve çünkü onun bu muhalefet onun itibarına gölge düşürebilecek bir şeydir. Allah'ın ayeti gelince tabii ki müminler buna iman ettiler ama münafıklar ve müşrikler de buna muhalefet ettiler. Ancak İslam'ın hükmü budur şeklinde bu tecelli etti. Dolayısıyla bizim burada gelen rivayetleri bunlar uydurmadır, yoktur veyahut da bunları atalım. Yani bu saatten sonra bunları kitaplardan atma şansımız yok. Üstelik mesela Taberi ile ilgili şeye gelecek olduğumuzda Taberi bir hadisçi değildir. Ama aynı zamanda bir müçtehittir. Kendi mezhebi de vardır. Kendisi aynı zamanda tefsir müellifidir. Bütün bunlara rağmen kendisi bu rivayeti serdetmekten sarf-ı nazar etmemiştir. Yani bu insanlar bunları söylemekten anormal bir şey görmemişler. Yani bunlar gayet bilinsin istemişler yani. Taberi de başka konularda öyle rivayetler var ki yani Abbasiler dönemiyle ilgili mesela. Biz diyoruz ki mesela keşke bunlar olmasaydı. Saray hayatındaki öyle şeyler anlatılıyor ki keşke şunları yazmasaydı Taberi diyoruz. Ama yazılmış. Dolayısıyla tarih bilmeden, sosyolojiyi, toplumun sosyolojisini bilmeden sadece hadisin cerh ve tadiliyle meseleye yaklaşırsak sonuç alamayız. Hadisçilerin de siyer okumaları gerekiyor. Siyerle bütünlük içerisinde konuları incelemeleri gerekiyor. Aksi halde hadisleri doğru anlayamayız. Ben bunu kendim yapıyorum yani. Hadisle siyeri beraber okuyorum. Dolayısıyla toplumun kültürü, örfü, sosyolojisi var. Arap toplumunun kültür yapısı Türk toplumuna uymaz, benzemez.
Biz Araplardan çok farklı bir milletiz. Biz bugün Türkler olarak bunu tartışıyoruz burada. Ya bu coğrafyada. Yani Araplar kadın evlenme konusu Araplarda çok kolay, evlenme örfleri çok kolay, kadına ulaşmak çok kolay. Türkler bu konularda daha muhafazakardır biliyorsunuz, daha tutucudurlar. Yani dolayısıyla bu açılardan da bakmak gerekiyor. Yani Rusya'da farklıdır, ne bileyim Malezya'da farklıdır, Avrupa ülkelerinde farklıdır. Örfü dikkate almadan ki Kur'an'ın kavramlarından birisidir örf, biz bu meseleleri doğru anlayamayız. Peygamberimizin ahlaki hamidesine bu konu kesinlikle halel getirmez. Bir de evliliğin genel çerçevesinin dışında evlilik konusu dini bir konu değildir. Yani biz her şeyi dini konu olarak algıladığımızdan da hata yapıyoruz. Evlenme, Kur'an'a göre evlilik nedir? Bülü uçağına gelince evlendir. Bu kadar. Kur'an-ı Kerim'de demiyor ki şu yaşta evleneceksin. Şu yaştaki erkekle şu kadın evlenebilir diye bir şey yok. Bunu belirleyen örftür. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her konuyu böyle hakkında kesin hüküm olmayan her konuyu dini bir konuymuş gibi, yine Hazreti Peygamber'in hayatındaki her konuyu da sünnetmiş gibi algılamamalıyız. Bununla ilgili hadis müelliflerinin muhtelif kitapları, çalışmaları var. Yani Hazreti Peygamber'in her hayatındaki her konu sünnet olarak örnek alabileceğimiz konular değildir. O Arap toplumunun örfüyle ilgili konulardır. Yani biz büyük dedemizin uyguladığını bugün uygulamıyoruz. Bırakın, benim büyük dedem elinde büyük asayla topuzla gezermiş. Ben çocukluğumda görmüştüm ondan kalan. Şimdi kim geziyor topuzla elinde? Neden? Arazide geziyor. Kendini savunacak bir hayvan geldiği zaman onu ürkütecek. Mesela basit bir şey bu. Dolayısıyla örfü göz ardı etmeden bakmalıyız konuya. Sosyolojiyi dikkate alarak bu konuları incelemeliyiz. Ve tekraren söylüyorum, evlilik konusu bütünüyle dini bir mesele değildir. Örfün de etkin olduğu bir meseledir. Genel hatlarıyla evlilik şartları tabii ki şeriatta vardır. İcap, kabul, şahitler vesaire, ama bunun dışında diğer hususlar dini meseleler değildir diyorum. Ve ilk söz alan genç arkadaşımızın tarihçi olarak savunma anlamında söylemiyorum ama tabii ki tarih benim malım değil. Yani tarih rivayetlerini atalım gibisinden bir yaklaşımda kesinlikle doğru olmadığını ifade edelim. Çünkü tarih sosyal bilimlerin temelidir. Nasıl fen bilimlerinin temeli fizikse, sosyal bilimlerinki de tarihtir. Tarihten uzak kalarak hiçbir konuyu doğru anlama şansımız yoktur. Bunu özellikle de kaydetmek istiyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum Kenan Bey, müsaade edersen bir iki bir şey söyleyeyim. Lütfen hocam. Bu Nadir Bey'in özellikle tarihi bağlam, ben de söylemiştim gerçi, bu çok önemliydi. Yani kendi şartları içerisinde düşünmemiz gerektiği, bu hususa tekrar bir vurgu yapması çok çok önemli. Bir şöyle bir örnek vereyim, yani biz böyle bir dedelerimize soralım, hayatta ise dedelerimiz, hatta benim gibi biraz daha böyle yaşı ileri olanlar annesine babasına da sorabilir. Bizim ülkemizde bakınız, aynı coğrafyada, aynı kültürde 60-70 yıl önce, yani çok da fazla değil, 13-14 yaşında kız çocuklarının evlenmeleri çok yaygınmış. Yani 60-70 yıl önce gidiyoruz, aynı coğrafyadayız yani. Bugün bir dostum, yakınım, akrabam ya da öğrencim gelse bana dese ki, ya benim kızım 17 yaşında, işte birileri istiyor. Bak 13-14 de değil, 17 yaşında. Ya ben derim ki sen aklını mı kaçırdın yani, biraz bekle daha, ne yaptın derim yani. Bakınız 60-70 yılda aynı babanın evladı olarak böyle ya da aynı annenin kızı olarak bunu söylüyoruz. Bu kadar değişiyor. Biz buradan 1400 yıl önceye gidiyoruz. Çok bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir kültürden beslenen, bambaşka bir medeniyet, bambaşka insanların yaptıklarını kendi perspektifimizde, oturduğumuz, yaşadığımız yerden değerlendirmeye kalkışıyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir haksızlık. Onun için Nadir Bey'in o konudaki tespitleri çok doğru ve yerindeydi, açıklayıcı oldu. Hakikaten öyle. Evlilikle ilgili yaptığı değerlendirmeler de ben de gerçekten katılıyorum, öyle. Yani bizdeki evlilik de onlarınki
aynı değil. Şimdi peygamberinize bir şekilde yakınlık kurmak istiyor. Gidiyor işte efendim Hazreti Ömer'e bakıyoruz. Hazreti Ali'nin kızıyla evleniyor. Ta nereden nereye yani. Orada böyle bir şey yaygın yani. Evlenirsin, oldu oldu, olmadı ayrılırsın böyle. Ama bizde öyle değil yani. Bizde bir evlendik mi artık ki iyi ki de bizimki var yani. Ben bizimkini daha çok tercih ediyorum. Tamam. İyi ki böyle yani. Fakat yani tamam. Vaka böyle. Onlarda farklı bir şey var. Çok kolay evleniyorlar, çok kolay ayrılıyorlar. Bir de bu iki ayet, iki husus aynı ayet değil. Yani Allah ve peygamberi bir konuda karar verdiklerinde müminlere tercih hakkı kalmaz. Bu 36. ayettir. İçinde gizlediğini, Allah'ın açığa çıkaracağını içinde gizliyorsun tabiri 37. ayette. Yalnız orada Cenab-ı Hak nefsinde bir şeyler uyandığını söylemiyor. O biraz yanlış oldu. Orada Cenab-ı Hakk'ın söylediği, sen diyor Allah'ın açığa çıkaracağını gizliyordun diyor. Allah'ın açığa çıkaracağını gizliyordun. Allah'ın açığa çıkaracağı, peygamberimizin gizlediği şey neydi? Problem bu zaten. Ona biraz şey yaptım, herhalde biraz kısa geçti o. Peygamberimizin gizlediği, yani bu rivayeti nakleden çevreler ve müsteşrikler de bu konuda aynı düşüncedeler. Peygamberimiz gönlü kaymıştı. Oydu içinde sakladı, içinde gizlediği. Benim kanaatim ve ayetin akışından da anlaşılan, peygamberimiz kendisi Zeynep'le evleneceğini biliyordu. Ama Arapların dedikodu yapacağını, kendi geliniyle evlendi diyeceğini de biliyordu. Bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyordu. Hani diyor ya sen insanlar, vatahşen nas, insanlardan korkarak gizliyordun. Peygamberimiz insanlar bu konuda dedikodusunu yapacağından korktuğu için içinden gizliyordu bunu. Ama Cenab-ı Hak peygamberimize dedi ki hayır içinden gizleme dedi. Öyle bir şekilde dedi ki bütün aleme ifşa etti. Bugün bile okuyoruz onu. Onun için diyorum ki bu ayeti kerime tek başına Kur'an'ın lafızlarının da peygamberimize ait olmadığını gösteriyor yani. Çok teşekkür ederim tekrar Nadir Bey'e. Buyurun Kenan Bey. Eyvallah hocam. Serap hocamla devam edelim. Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hocam ben biraz da evlatlık meselesine gelmek istiyorum. İslam Asıklıvesi'nde de evlat edinme maddesini de okudum. Hani birazcık daha bu evlat edinme olayı nasıldı Araplarda cahiliye döneminde diye. Şöyle bir şey var. Mesela bu evlatlık meselesinde şimdi mesela günümüze de baktığımız zaman öyle bir bebeklikten falan da hani evlat edinenler oluyor ve onu gerçek anlamda kendi çocuğu gibi görüyorlar. Şimdi ben o dönemi düşündüm Arapların hani o döneminde. Evet baktığımız zaman onlar da daha farklıymış. Hatta Uygur Türkleri falan da yazıyordu. Çocuk kaçırmalar var mesela. Çocuğu olmayan kişi çocuk kaçırıyormuş. O dönemde evet bir sıkıntı var. Ama şu günümüze baktığımızda mesela yine o babası gibi görmek, annesi gibi görmek durumu var. Onun için de Peygamber Efendimiz'in o dönemde yaptığı şey bugünümüzde de çok yanlış hani gibi algılanıyor. Bu evlat edinme meselesine biz nasıl bir açıklama getirmemiz gerekiyor? Nasıl bu döneme hani nasıl bir açıklama yapmalıyız? Ben de mesela duygusal anlamda düşündüğüm zaman biraz daha anne olunca hani biz biraz daha duygusal düşünüyoruz. Hakikaten o depremde de mesela çocukları biz de çok mesela istedik hani o çocuklara yardımcı olalım falan diye. Ve ciddi anlamda kendi çocuğunuz gibi görüyorsunuz. O mesela onu düşününce babanın hani geliniyle evlenmesi gibi o mesela şu anda hoş gelmiyor. Ki herhalde anlatabilmişimdir hocam sorumu. Yani evet. Nasıl düşüneceğiz evet. Yani? Ya da evlatlık edinme nasıl bir değişme, evet. Nasıl bir şey yani bir değişmeli mi? Nasıl olmalı? Şimdi önce şunu ayırmak lazım. Yani annesiz babasız kalmış çocuklara bakmak, onları büyütmek, ne bileyim onların bakımını üstlenmekle evlatlık edinmek farklı şeyler. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz de hiçbir zaman annesiz babasız kalan çocukları getirmeyin, bakmayın, evinize almayın falan demiyor yani. Öyle o ayrı bir konu. Belki de bir insan sevap kazanmak istiyorsa en çok sevap kazanılacak iş budur, amel budur bir. İkincisi insani olarak baktığımız zaman da eğer bir çocuk bakıma muhtaçsa, yedirilmeye, içirmeye, bakımının yapılmasına muhtaçsa bir insan olarak da onu ihmal etmek de en büyük suçtur, en büyük ihmaldir yani. İşin burası ayrı bir konu. Benim kanaatim bu tamamen kanaattir. Bu konuda farklı yorumlar da yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'in evlat edinmeyi yasaklamasının sebebi kişinin
insanın, daha doğrusu insanın hürriyetine, insanın şahsiyetine, şerefine, onuruna verdiği değerden kaynaklanıyor. Çünkü İslam hukukuna göre bütün insanlar, kim olursa olsun, yani insan olması yeterli, bütün insanlar onurlu olarak, şerefli olarak doğarlar ve bu onur ve şerefine kendisi tarafından herhangi bir halel getirilmediği takdirde de bu şekilde yaşarlar. Siz şimdi bir insanın evladını kendisine değil de, bu kadın olabilir, yani anne olabilir, baba olabilir, fark etmez, kendisine değil de başka bir insana nispet ettiğiniz zaman dolaylı bir şekilde o gerçek babanın, gerçek annenin şerefine, onuruna halel geliyor. Ya benim kanaatim bu yani. Bundan dolayı tabii buna başka gerekçeler de vardı. Üzerinde düşünmek lazım, araştırmak lazım. İslam hukukçuları, makasıtçılar belki farklı şeyler de söylüyorlar. Bu son derece önemlidir ve çok isabetlidir. Dolayısıyla evlatlık şu şekilde olabilir. Yani bir çocuğu alıp bakımını yaparsın, sizinle beraber kalabilir. Mahremiyet engeli yoksa, mesela diyelim ki bir oğlan çocuğudur, evdeki hanımın yeğenidir ya da evdeki hanımın kardeşidir. Onu alabilirsiniz evinizde, bakımını yaparsınız, evinizde kalabilir, düğününü yapabilirsiniz. Ama o asla sizin evladınız değildir. Onun gerçek bir annesi var, babası var. Onların evladıdır. Onlarla ilgili hukuk aynen devam ediyor. Bunu kabul etmek kaydıyla bu olur. Benim kanaatim bu. Evet hocam. Yani nesep soy karışıklığını da engellemek istemiş. Engeller. Evet, 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 evet. Evet. Yani bunu günümüzde de aslında bunları, çünkü çok da uzatıyorum, hani başka sorular da var. Mesela günümüzde de baktığımız zaman evlatlık edinildiğini öğrenen çocukların kendilerinin kime benzediklerini merak ettiklerini ve kimden, hani kim anne babası, öğrenmek istediklerini de görüyoruz aslında. Bu bir, aslında bir sıkıntı da oluyor yani. Sıkıntı oluyor. Bunu öğrendikleri zaman ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim de bildiklerimiz var. Çok ciddi problemler yaşıyorlar. Gerçek anne babalar olmadığını öğrendiklerinde. Evet hocam. Ya bu doğru bir şey değildir. Dediğim gibi konumuz evlatlık değil tabii. Ama bu doğru bir şey değil. Kesinlikle buna karşı dik durmak lazım yani. Bu kabul edilemez. Evet hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Çok Evet. Hocam 1,5 saatin sonuna geliyoruz. Sizi çok daha fazla yormak istemiyoruz. Ben müsaade ederseniz Yahya Cirit hocamın herhalde yine söz hakkı almak istiyor ve mesaj kutusuna da soruları var. Hocamdan son bir soru alalım. Mesaj kutusuyla da bitirelim hocam, olur mu? Ya benim için fark etmez, siz nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Yahya hocam buyurun. Ya hocam aslında benim sorum yok. Az önceki hocamız böyle çok nazik bir ok attı bana, sağ olsun. Şimdi benim söylediklerim herhalde yanlış anlaşıldı. Anlaşılmadıysa ben bir iki şey söylemek istiyorum. Ya çok sorun değil yani, öyle birebir polemiğe gerek yok yani. Yok, polemik değil hocam, sadece. Mesela açığa kavuştu aslında, vuzuğa kavuştu. Meseleden ne kastedildiği de anlaşıldı. Olur yani, insanız, sürçülisan, sen de yapmış olabilirsin. Biz de yapmış olabiliriz. Doğru, Nadir Bey de yapmış olabilir. Değil hocam, hani polemik şey de değil. Yani. Ya sadece bunu çok böyle şeye uzatmaya gerek yok yani. Hocam bir dakikalık bir şey söyleyeceğim. Kapatacağım. Mesaj kutusuna da bir şey yazmışsınız Yahya hocam. Evet hocam, onları da söylemiş olayım. Ben zaten şunu söyledim. Burada da zaten hala aynısını söylüyorum. Eğer önümüze bir rivayet geldiğinde bunu biz İslam tarihiyle ya da siyerle uzlaştıracaksak, o zaman bizim bugün Türkiye'de işte ateizm, deizm, agnostizm, naturalizm üzerinden hareket edenlerin rivayetlerin zahirine esas alıp bak siz böyle bir şeye inanıyorsunuz dediğinde, ya biz bunları olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Ya da biz diyeceğiz ki cem yapamayız kesinlikle. Ya diyeceğiz ki bu rivayetler illetlidir. Bu rivayetlere şu şekilde usule göre bakmamız lazım diyeceğiz. Ya da kabul edeceğiz. Burada kabul etmeyi seçmektense o rivayetleri de bir senet metin kriteri açısından değerlendirmek ve orada uygun cevap vermek bence daha olması gereken bir tavır. Yoksa hani İslam tarihine de siyere bizim aksini söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama hocamızın da aldığı 3 rivayet, işte biz o 3 tane işte İbn-i Sad, Taberi'den baktığımızda bu kişiler neticede ehl-i hadise yakın insanlardır. Kendi sistemleri açısından bakıldığında mürsel haber üzerinden kendileri de aynı kanaati paylaşamaz zaten. Çünkü kendi usullerine aykırı. Benim aslında dile getirmek istediğim şey buydu yani. Kendi usulleri açısından da problemdi bunlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi şöyle,
Bektaşi'ye demişler ki niye namaz kılmıyorsun? Demiş ki Kur'an-ı Kerim namaz kılma diyor. La takrabu salah diyor. Demiş devamını oku. Hafız değilim demiş. Şimdi böyle bir rivayeti bağlamından kopar. Ne bileyim hangi ortamda bu söz söylendi mi? Kime söylendi? Nerede söylendi? Nasıl söylendi? Hangi şeyden, hangi olaydan sonra söylendi? Ya da neler beklenerek söylendi? Bütün bunları değerlendirmeden bağlamında koparıp getirdiğimiz zaman bayağı bir problem olur. Onun için hadisin de siyerle, siyerin de hadise tenkidi yapılabilir, yapılmalı. Tefsirinde, Kur'an-ı Kerim'inde ne bileyim. Yani Kur'an-ı Kerim'e de bakılarak siyerle ilgili o rivayetler değerlendirmeli, hadisler de değerlendirmeli. Bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Hepsi olacak ve hepsi bizi doğru bilgiye götürür yani. Bu konuda şunu söyleyeyim yani. Bu işin uzmanı Nadir Bey'in de aramızda olması güzel bir şans oldu yani bir tarihçinin olması. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, her şeyi konuşamıyoruz ama bizim geleneğimizde aslında çok sağlam bir müktesebatımız var yani. Her şey didik didik edilmiş, metin tenkidi yapılmış, senet tenkidi yapılmış, ne olursa ne olur, tarihi okuma usulü, ne bileyim falanı okuma usulü, her şey ortaya konulmuş yani. Bu nedenle elimizde yeteri kadar materyal var. Yeter ki biz okumasını ve sağlıklı bir şekilde anlamasını bilelim. Çok problem olmaz yani. Eyvallah hocam. Emre Arslan hocamız küçük bir ekleme yazmış hocam mesaj kutusunda. Buyursun. Yahudilikte Hazreti Davut'u peygamber saymazlar. Kraldır. Evet. Evet zannederim sözlerini arasında ben de söyledim. Kral Davut diyorlar onlar. Evet. Feride Sakarya'dan maalesef ki direkt peygamberimizin Hazreti Ayşe annemiz ile olan evliliğini gündeme getirip günümüzde küçük yaşta yapılan evlilikleri direkt Efendimiz'e bağdaştırarak çok uslupsuz davranıyorlar demiş hocam. Doğru söylüyor, tespiti doğru. Şimdi Hazreti Ayşe ile ilgili zaten onun evlilik yaşının kaç olduğu ile ilgili birçok rivayet var, farklı farklı bilgiler var. Varsayalım ki doğru. Yani 12 yaşında, 9 yaşında olduğunu varsayalım. Bana göre doğru değil de bu konuda da benim elimde de bazı şeyler var. Bana göre doğru değil ama varsayalım ki doğru. Doğru olma ihtimali var. Çünkü o yönde de bir takım bilgiler var. Doğru olsa bile onu o dönemle ilgili değerlendirdiğimiz zaman o dönemde bu problem olmuyor. Bakınız o dönemde Hazreti Zeynep'le evlendiği zaman peygamberimizle ilgili bir sürü dedikodu yapan var. Hiç kimse çıkıp da sen niye Ayşe ile evlendin, bu çocukla evlendin demiyor. Niye? Çünkü o toplumda yaygın bir şey. Biraz önce söyledim ya, bizim 60 yıl, 70 yıl öncesinde bile kendi toplumumuzda bu kadar bir değişim ve dönüşüm meydana gelmiş. Biz 1400 yıl sonra ta atlıyoruz, zaman tüneline girerek o olayları kendi değer yargılarımızla değerlendirmeye çalışıyoruz. Problem bu. Bundan kurtulmadıkça doğru anlamamız mümkün değil. Kaldı ki Hazreti Ayşe'nin yaşıyla ilgili aksine de elimizde birçok veri var yani. Eyvallah hocam. Fırat Gelmez hocam hem soru sormuş hocam, buyurun. Fırat Gelmez hocam söz hakkı istemişti. Hocam selamünaleyküm demiş. Resulullah'ın bu evlilik hükmünü uygulaması o zamanki Arap örf ve adetlerine dair. Fırat Bey çıktı, istersen konuşmak istiyorsa konuşsun. Buyurun Fırat Bey. Selamun aleyküm hocam. Ben cevabımı aldım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki. Rica ederim. Sorunuzu sormayalım hocam. Buradaki tamam herhalde. Sorabilirsiniz hocam. Ben genel akıştan cevabımı aldım. Yani sıkıntı yok hocam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Ayşenur Pat. Buyurun hocam. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Hani bu Davut Aleyhisselam'la ilgili hani söylüyorlar ya, işte bir kadına birlikte oluyor. Ondan da hani Süleyman Aleyhisselam doğdu diyorlarmış ya hani. Kaynaklarında böyle geçiyormuş. Evet. Şimdi bize mesela her konuda ateistler de onlar bunlardan hani her seferinde bir şeyler bulup bize saldırmaya çalışıyorlar ya. Çok merak ediyorum. Yahudilere de böyle bir saldırılar var mı acaba? Mesela bizim bu hemen inançlarından yani biz Müslümanlar olarak söyleyeyim. Hani inançlarından hemen bir vazgeçme meyilindeler. Yahudilerde böyle bir meyil hiç var mı? Şimdi şöyle, bu Yahudilikte peygamberlerle ilgili bizim yüklediğimiz anlam yok. Yani onlar peygamberlere işte her türlü yanlışı yapabilir. Yani Tevrat'ta zikredilen bu tür olaylar sadece Hazreti Davud'la ilgili değil. Yani Hazreti Lut'la ilgili. Başka
peygamberle ilgili başka şeyler de var. Ya onlar da kendi içlerinde bunlar çok normal yani. Dolayısıyla kendi içlerinde bir öz eleştiri olduğunu bu anlamda söylememiz belki vardır ama varsa bile çok güçlü değildir yani. En azından bunu böyle biliyoruz ve bu da kendilerinin peygamber anlayışından kaynaklanıyor. Peygamber tasavvurundan kaynaklanıyor tamamen. Bizim yüklediğimiz anlam onlarda yok. Nasıl ki Hristiyanlık aşırı bir uç olarak peygamberi işte Hazreti İsa'yı ilahlaştırmış. Bu ifrattır. Yahudilikte de tam tersi bir tefrit var. Peygamberliği pespaye böyle nefsani arzularının peşinde koşan, onlara düşkün birer insan olarak tanımlıyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizle ilgili hem beşeri kimliğinin hem de peygamber oluşunun bir arada ve ısrarlı bir şekilde ortaya konulması biraz da bu iki tecrübenin birinin ifrat birinde tefrit olmasından kaynaklandı. Eyvallah hocam. Rehai Erhan aramızdaysa mesaj kutusuna hocam epey bir soru ve yorum yazmış hocamız. Buyursun. Rehai hocam. Hocam zannediyorsan tarihçiler için demiş bunlar muhakkik, mudakkik, muhaddis ve müştehit adamlar. Konu bağlamında. Belki o üç isimle ilgili söylemiş olabilir. İbn-i İshak, İbn-i Sa'd ve Taberi ile ilgili. Doğru yani bunlar öyle sıradan insanlar değil yani bunu kabul etmek lazım. Evet. İbn Cerir ve Taberi'nin Ceririye diye bir mezhebi de var. Şu anda mensubu kalmamış ama gerçekten bir müştehit ve bir mezhep kurucusu. Yine bu övgü değil vasıfları bu demiş herhalde onlar için. Emeviler Peygamber Efendimiz'i kusurlu gösterdiler. Kendi kabahatlerine mazeret olarak Peygamber Efendimiz de böyle yaptı. Peygamber Efendimiz'in sünneti diyerek Peygamber Efendimiz'in azameti, yüceliği, masumiyeti, kusursuzluğu inancına tahrip edilmiş oldu. Demiş hocam. İzah da bulunmuş kendince evet. Evet. Yine teşekkür var hocam size Halet tarafından. Yahya hocamın sorularını hocam atlıyoruz. Hocam zaten evet, konuştu. Kendini ifade etti. Evet, evet. Mehmet hocam bir yorum yapmış. Fazla değil demiş hocam. 30 yıl önce amcamın torunu 12 yaşında evlendi. O kadar yani. O kadar. Ben 50-60 dedim, 70 dedim. Bak 30'a bile indi yani. Eyvallah hocam. İmam Hanifi'ye göre de demiş kişi 25 yaşında dede olur demiş hocam. Olur. İmam Şafii'ye nispet edilen bir söz var. Doğrusu ben araştırmadım. 19 yaşında nine gördüm diyor. Eyvallah. Emine bunu hocam da şöyle açıklaması şöyle. Bir kız 9 yaşında evlenebilir. Hamileliğin de minimum süresi 6 aydır 9,5 eder. O da ilk doğan da kızsa 9 yaşında da o evlenir. O da 6 ay sonra işte doğum yaptığı zaman 9,5 19 eder. Dolayısıyla nine olur. Böyle diyor. Bu hocam, İmam Şafii'nin sözü olarak naklediliyor. Bir eğitimci olarak şunu görüyoruz. Yeni nesil bu şeyi anlamıyor ha hocam. Yani hani o dönemin örfü, adetleri şu şekilde. Yani bunu bir türlü anlamakta zorlanıyor hocam. Onu biz zorlanıyoruz işin açıkçası. İşte bak, bu olmadan da olmaz yani. O dönemi kendi şartları içerisinde dikkate almadan da hiçbir sonuca varamayız. Doğru bir sonuca varamayız. Bu mümkün değil. Eyvallah hocam. Emine hocam yine Allah razı olsun demiş hocam. Çok müstefit olduk demiş. Bugün Moritonya'da 89 göç eden insan boğularak vefat etti. Dünyada insana şeref ve onur verilmiyor. İnsanın değerini sadece Allah veriyor. Başkası verseydi dünyanın her yerinde soykırımlar, zulümler, işkenceler olmazdı demiş sayın hocam. Yine Rahi hocam müteşekkir olduğunu ifade etmiş sayın hocam. Mehmet Bey de yönümüzü ateistler belirtiyor. Hocam az önce ben de acizane zikretmeye çalıştım. Hemen bir Sahih Buhari'den bir pasaj okununca sayın hocam bütün herkes şüphelere gark oluyor. Yani bu da bizim dersimize çalışmadığımızı ne kadar ne diyelim hocam bilmiyorum. Belki sizler daha iyi buyurursunuz bu duruma. Hocam Rahi Bey bayağı bir yorumda bulunmuş. Okuyalım mı? Sen sanki böyle cevabımı aldım diye bir mesajını gördüm ama öyle yalnız mi? Ayşe Hanım tekrar mı söz hakkı istiyor? Pardon buyurun.
Hocam. Konu bitmeden size zahmet olmayacaksa bir isteğim olacaktı. Ben de İslam tarihi alanında yüksek lisans yapıp bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Sizin deneyimlerinizden bize nasıl bir tavsiye verirsiniz? Nasıl bu ders Nadir Bey olmalıdır bu yani. Nadir Hocam. Buyurun. Buyurun Kenan Bey. Hocam size bir söz hakkı doğdu. Evet. Evet duydum. Genç arkadaşımız İslam tarihinden yüksek lisans yapmak istiyor. Öncelikle tabii ki bu isteği belirttiğine göre alanı sevmiş olmalı. Bizim İslam tarihi hem siyer hem de siyer sonrası dönem tarih olarak devam ediyor. Öncelikle kaynakları tanımaya yönelik okumalar yapmasını tavsiye ederim. Bunun dışında muhtasar siyer eserleri okumasını tavsiye ederim. Yani çok listede verebilirim. Öğrencilerim böyle sorduklarında çok listeler veriyoruz. Muhtasar en az iki siyer kitabıyla temelde başlamalı. Ardından kaynaklarla ilgili mesela Taberi kimdir? Eserlerinin özelliği nedir? İbni İshak dedik, İbni Hişam var. Daha nice yüzlerce, binlerce çok fazla eser var, kaynak var. Bunları tanımaya yönelik okumalar yapmalı. Metodolojiye yönelik okumalar yapmalı. Ve ilgi duyduğu bir alanı kendince belirlemeli. Yani ben işte siyer alanında çalışma yapmak istiyorum ya da Emevileri çalışmak istiyorum. Abbasileri ya da sonraki dönemleri diyebilir. Osmanlı da dahil. Yani biz Cumhuriyet bu dönemde de devam ediyor İslam tarihi. Ya da çağdaş dönemleri, devletleri çalışabilir vesaire. Kendisine bir alan da belirlemeli ve hocalarının yönlendirmesiyle bu alanda okumalar yaparak kendini hazırlamalı. Yüksek lisansa başladığında da zaten konusu da hazır olmuş olur ve o yoldan ilerlemiş olur. Tabii burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Arapça önemli tabii. Eğer Arapçasını yeterli görmüyorsa biraz geliştirmesi için okumalar, klasik metin okumaları yapması lazım. Arapça bizde önemli, onu belirtmek isterim. Sadece Osmanlı tarihi çalışırsa belki Osmanlıca metinler, Rika metinlerle götürebilir ama İslam tarihçi olmak için benden yüksek lisans yapanlar da Arapça istiyorum şahsen. O yüzden Arapçasını da geliştirmesi gerekir arkadaşımızın. Eyvallah hocam. Belki bir şey de ben tavsiyede bulunayım. Hocam aşağıdan. Ben de tam onu soracaktım. Hocam burada biz kelamcıların da sizden ne yapacağımıza dair, ne okuyacağımıza dair tavsiye almadan olmaz hocam. Estağfurullah. Yok, İslam tarihiyle ilgili ben de biraz da tarihçiliğim de var yani, çok az da olsa çok ilgi duyduğum bir alan ve yaptığım bütün çalışmalarda tarihi bağlam var. Nadir Bey de ona işaret etti. Tarihi bağlam olmadan hiçbir konuda başarılı olamaz. Çok doğru yani. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi Ayşe Hanım'ın biraz da tarih usulüyle ilgili okuma yapmalarını tavsiye ederim. Rahmetli Ahmet Önkal'ın, Mehmet Özdemir'in bildiğim kadarıyla onların makaleleri falan da var, kitaplar da var bu konuda. Tarih usulüyle ilgili, tarih felsefesiyle ilgili olayları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, nasıl okumamız gerekiyor? Mutlaka bu alanda okuması gerektiğini düşünüyorum. Bir de işin başındayken çok fazla ideolojik okumalara değil de biraz daha böyle mümkünse tarih tabiatı itibariyle taraf olan bir ilim dalıdır ama mümkün mertebe böyle taraf olmadan objektif bir şekilde okumaya çalışmasını, bu anlamda da farklı farklı çapraz okumalar yapmasını da tavsiye ederim. Hocam ben bu taraf meselesiyle ilgili Kenan Bey müsaadenizle. Estağfurullah hocam. Taraflar arasında tarafsız olmak diye bir ifade kullanıyorum. Yani nasıl olabilecekse yani artık. Evet, çok nasıl olabilecek şey çok güzel. Tabii. Taraflar arasında tarafsız olarak götürmeye çalışıyoruz. Metodoloji tabii çok önemli ama başlayan bir arkadaş için belki biraz ağır gelebilir. Çok usul kitapları var. Zeki Velidi Togan'dan tutun, Sabri Hizmetli Hoca'nın, Joseph Horowitz'in, ne bileyim Stephen Hanford'un vesaire, işte başka pek çok var. Yabancıların bilhassa metodolojiyle ilgili eserleri var. Bizden İlhan Tekeli Hoca'nın var çokça. Bunları tabii biraz daha yüksek lisansa başladığımızda biz tabii okutuyoruz bazı şeyleri öğrencilerimize. Hülasa alanı sevenler için alan geniş bir alan, önemli konular var. Konu sıkıntısı yok, onu belirtebilirim. Başarılar diliyorum çalışmayı düşünen arkadaşlara. Sağ olun.
Hocam malumunuz farklı kelam akılları var. Siz ne tavsiye edersiniz Mahmut Hocam? Başta eserleriniz olmak üzere tabii. Valla şimdi genel bir şey söyleyemem. Yani okus kelamı tanımalarını isterim. Kelam nedir? Kelam sürgün bir ilim dalıdır. Çok tanınmıyor. Hatta zaman zaman ilahiyatçılar bile kelamla ilgili kafaların karışık olduğunu görüyoruz. Kelamı iyi tanımalarını isterim yani. İyi tanımak için de kelam tarihi kitaplarını, kelama giriş kitaplarını, sistematik kelam kitaplarını okumalarını tavsiye ederim. Kelamı tanıdıktan sonra kelamın içinde neye çalışacaklarını, ne okumak istediklerini çevrelerindeki kelam hocalarıyla istişare ederek biraz daha ileriye götürebilirler yani. Evet, hocam bize gönül koymasınlar. Mehmet Bey, Kur'an ve hadise karşı nasıl tarafsız kalabilir? Açıklanırsa memnun olurum. Herhalde bu son yaptığımız Mehmet Nadir Hocam yorumdan dolayı mı acaba? Evet, şimdi güzel bir soru diyelim ya da yaklaşım diyelim. Şöyle, şimdi Siyer'in metodolojisiyle İslam tarihinin metodolojisi birbirinden farklı. Bugün biz Siyer'le ilgili bir konuyu ele aldık. Yani bu konuda görüldüğü gibi yaptığımız değerlendirmelerin büyük çoğunluğunu kabul edelim ki sübjektiftir. Yani eğer akademik disiplin, ilmi açıdan bakacak olursak, yani aslında burada önemli o açıdan bakarsak çokça da bir Hazreti Peygamber savunusu vardır. Oysa ki akademide böyle bir savunu söz konusu değildir. Ama tarihle ilgili bir konuda mesela diyelim ilerleyen bir dönemde işte Hazreti Ali Muaviye mücadelesinde biraz daha belki rahat farklı tarih metodolojisi çerçevesinde değerlendirme yapabilirsiniz. Yani düşünün şunu bile soruyorlar. Muaviye Hazret diyecek miyiz demeyecek miyiz? Dersek ne olur demezsek ne olur? Hazreti Ali dediniz Muaviye dediniz o zaman siz Ali tarafını tuttunuz bile söylenebiliyor yani. Biz bunlara alışkınız tarihçiler olarak. Ama yani biz de orada bir yer söylüyoruz. Şuradan bakarsanız şudur, buradan bakarsanız budur diyoruz. Ama diyoruz ki yani bu meselede Hazreti Ali haklıdır. Neden? Hazreti Ali ne de olsa iktidara tartışmalı da gelmiş olsa meşru halifedir. Bir yerde Muaviye ise halen bir validir. İsyan eden bir valinin durumundan bahsediyoruz. Yani pek çok konuda böyle Kerbela hadisesinde de farklı değerlendirmeler yapılabilir. Orada da ben kendi duruşumu orada ifade ediyorum ama farklı duruşları da söylüyorum. Yani ben kendi görüşüm bu ama şöyle de bakılabilir. Şam'dan baktığınız zaman Hazreti Hüseyin isyancı oluyor. Ama Medine'den baktığınız zaman Hazreti Hüseyin hakkı savunan büyük bir dava adamı, mücadele adamı başını ortaya koymuş bir şahsiyet olarak görülüyor. Yani bu nereden baktığınıza da bağlı. Objektif olmak her yerde tabii ki mümkün değil ama ya Siyer farklı bir alan. Ama tarihle ilgili konularda biraz daha yani Abbasilerle ilgili bir tartışmada daha rahat objektif düşünebilirsiniz. Misal Osmanlı ile ilgili bir konuda düşünebilirsiniz. Yani çünkü tarih sonuçta insanların yapıp ettikleri olduğu için ilahi bir alan değildir. Yani siz kelamcılar ilahi yani naslarla nasları yorumluyorsunuz. Tarih böyle bir şey değildir. Yani Ahmet'in Mehmet'in yaptıklarının doğruluğunu ya da yanlışlığını veyahut da olgular üzerinden meseleleri tartışıyoruz. Bir taraftan da hakemlik yapmıyoruz. Yani tarihçi bir hakem değildir ya da hakim değildir. Şu haklıdır, öbürü haksızdır diye %100 hüküm vermek de doğru değildir gibi. Yani böyle çok olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bakın arkadaşımız bir şey yazdı Muaviye ile ilgili. Ben okuyamadım ama ekranda. Yani Muaviye konusu da çok bizim İslam tarihinin en tartışmalı konularından birisi biliyorsunuz. Nereden baktığınıza bağlı. Yani şahsiyetiyle, idareciliğiyle bakarsanız gerçekten büyük bir idareci, büyük bir devlet adamı, çok akıllı bir yönetici. Ama İslam dünyasına getirdiği yönetim anlayışıyla yaptıklarına bakarsanız çok tartışmalı ve çok problemli işler yapmış. Bunu da kabul edelim. Yani saltanata çevirmesi İslam anlayışını, İslam'ın yönetim anlayışını garhava etmek demektir. Yani bunu açıkça söyleyelim. Yani babadan oğula geçen Ümeyye Arap kabileciliğini bir anlamda geri getirmek demektir. Ama yönetim bakımından çok iyi birisi, ayrı konu. İnsanları idare etmesini çok iyi beceriyor.
gibi liderliği güzel. Bu ayrı bir konu. Dolayısıyla işte bu sübjektiflikler içerisinde taraflar arasında tarafsız olmaya çalışıyoruz. Bunu yabancı tarihçiler de söyler. Yani hocam da biraz önce ifade etti. Yani tarih çoğu zaman ideolojinin karıştığı bir alandır. İdeolojiler vardır işin içinde. Siyasi tarafgirlik vardır. Yani sarayda diyelim saraya yakın birisi yazarsa saray yanlısı olur. Alttan birisi yazarsa farklı olabilir mesela. Biz o yüzden müelliflerin özgeçmişlerine çok iyi bakarız tarihçiler olarak. Bu şahsiyet nerede yaşamış, nasıl bir duruşu var, nasıl değerlendiriyor? Bu onun görüşlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyar. Yani bu günümüzdeki herhangi bir olayda da, yani şurada bir kaza olsa herkes 10 tane farklı yorum yapıyor. Herkes gördüğü kadarını, bazıları duygularını karıştırıyor. Birisi akrabası ise akrabasını savunuyor mesela. Yani dolayısıyla %100 günümüzdeki bir kazayı bile %100 objektif olarak ortaya koyabilmek kolay değil. Ama gördüğünüzü diyor, hani ayet diyor ya, doğruluktan ayrılma. Gördüğün, bildiğin kadarıyla şahitliğini yapacaksın diyor. Tarihçi de bunu yapmıştır, yapmaya çalışmıştır. En azından bunu söylüyoruz. Biz de bunları akademik çalışmalarda, eleştirilerle, rivayetleri değerlendiriyoruz. Diğer sosyolojik vesaire yönleriyle de bakarak. Teşekkür ediyorum. Tabii çok uzun bir meseleye girdik. Ayrı bir program konusu. Eyvallah hocam. Mahmut hocam, son olarak hocam buyurmak istediğiniz bir şey varsa alalım ve kapatalım programı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok canlı bir şekilde dinlediler. Çok önemli katkılar sunuldu. Nadir Bey'e de teşekkür ediyorum özellikle. Diğer arkadaşlara da, herkese. İnşallah meseleler iyi anlaşılır. Bu Hazreti Muaviye mi diyelim mi demeyelim mi, mesajlarda da bir şeyler yazıldı. Arkadaşlar ben şu kadar söyleyeyim. Hepimiz, ben de dahil, bu kültürün birer evladı olarak biraz aliciyiz. Dolayısıyla bunun etkisinden kurtulamıyoruz. Yani objektif olarak Muaviye bin Ebu Süfyan kimdir, nedir, ne değildir, bunu çok değerlendiremiyoruz. Dediğim gibi ben de dahil hepimiz biraz aliciyiz. Bunun etkisinden kurtulmamız lazım. Yani Muaviye bin Ebi Süfyan sadece Hazreti Ali ile yaptığı mücadelesiyle bilinmemelidir aslında. Başka bir şey de var ya, onun uzunca bir hayatı var. 20 yılı aşkın, 20 yıl civarında bir halifeliği var. Ne bileyim, halifeliği aldıktan sonra bölük pörçük hale gelmiş, çatışmaların, kaosun içinde sürüklenen ümmeti birliğini sağlamış olan bir Muaviye bin Ebi Süfyan var. Ama tabii ki hilafeti Hazreti Ali'deyken, hilafeti ondan almak için de birçok planı, projesi olan ve bunları faaliyete geçiren bir Muaviye bin Ebi Süfyan da var. Yani bunu bir bütün olarak bakmak lazım. Resmin bir tek karesine bakmamak lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Kurtulabilecek miyiz? Çok bilmiyorum ama ne kadar kurtulabilirsek yani. Evet. Eyvallah. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Selamlarımı, hocam, muhabbetlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah hocam. Çok Nazım Bey'le de tanıştık. Ona da teşekkür ediyorum. İnşallah bu şarkı burada bitmez. İnşallah.